Sayın Gamze Artuş İlgezdi. Bir dakika başkanım. Bir saniye. Çalışmadı benim. Başkanım bir dakika. Mikrofona da bir basar mısınız? Çalıştıralım. Bir daha yalasın. Tamam. Buyurun. Şuna öyle. Süreniz 20 dakika. Bir saniye. Bir başlatmayalım. Sayın Bakan, komisyonun değerli üyeleri, kıymetli milletvekilleri, basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Kültür Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Aslında insan olabilmenin bütçesini görüşüyoruz. Ne alakası var diyebilirsiniz. Hatırlatmak isterim ki kültür diyerek basitleştirdiğiniz, önemsemediğiniz bu kavramın milyonlarca yıldır en önemli hazinesi insanın ta kendisidir. Bakın, medeniyetin inşası, insanlığın evrensel hafızası olarak kabul edilen kültürle başladı. Kültür, bizi bir arada tutan, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiren, kutuplaşmayı yok ederek sözde değil, özde birlikteliği sağlayan evrensel dilimizdir aslında. Kültür, düşünce, inanç, tutum ve değerlerin tümünü kapsayan sosyal bilinçtir. İşte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de yeni Türkiye'yi inşa ederken bu sebeple kültürel aydınlanmadan ilham almıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek yüzyılı 2023'te değil, tebaadan topluma, kuldan bireye, dogmatizmden laikliğe geçtiğimiz gün. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla başlamıştır. Öncelikle bütçeyi hazırlayan iktidarınızın şu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını özümsemeden, kurucu değerlerimize inanmadan, üstelik her fırsatta toplumun çimentosu olan aydınlanma devrimleriyle kavga ederek Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyamazsınız. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 bütçesine bu perspektiften bakıyorum. Bakanlık bütçesini Türkiye'deki özgürlükler iklimini doğrudan etkilediğini ve demokratik siyasetin sınırlarını gösterdiği için son derece de önemli buluyorum. Modern demokrasilerde, gelişmiş toplumlarda düşünce ve ifade özgürlüğüne verilen değeri görmek istiyorsanız ilk önce kültür ve sanat alanındaki ayrılan bütçelere bakmak gerekir. Sayın Bakan'ın sunumu bu açıdan dikkatle dinledim. Yine 43 sayfadan oluşan teklifi satır aralarına kadar inceledim. Ne yazık ki bu topraklardaki özgürlük ikliminin ham maddesi olan kültürel çoğulculuğun, sanatın ve sanatçının İfade özgürlüğünün, emeğin, sanatsal ve fikirsel üretimin korunarak geliştirileceğine dair bir izle ne yazık ki rastlayamadım. Dahası süslü cümlelerle bezenmiş bu bütçe sunumunun Cumhuriyet'in kurucu vizyonundan bir haber olduğunu da gördüm. Bakın madde madde gidelim. Sayın Bakan, yönettiğiniz bakanlığın 16 milyar 500 milyonculuk bütçe büyüklüğü kabineyi oluşturan 17 bakanlık arasında son sırada yer aldığının farkında mısınız? Bu bir garabet değil mi? Siz içinizde sindirebiliyor musunuz bunu? Bunu sormak istiyorum. Ne yazık ki Kültür Bakanlığı bugün denge ve denetim mekanizmasını yok sayan, her bakımdan bir gariplikler silsilesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vesayeti altındadır. Sayın Bakan, fiilen bakanlığınızı yok sayıyorlar. Buna bir sözünüz olacak mı? Bütçeniz, siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız bitecek deme cüretini kendinde bulan bir saray bürokratı tarafından resmen rehin alınmış. İtiraz etmeyecek misiniz? Bakın, bugüne kadar istisnasız bütün AKP bütçelerinde neye karşı çıkmıştık? Hafızanızı biraz zorlayın. Turizm, tüketime, kültür, üretime yönelik bir alandır demedik mi? Tek bir bütçeyi iki bağımsız sektör arasında adil biçimde paylaştıramazsınız demedik mi? Dedik. Siz ne yaptınız? Yıllardır üvey evlat gördüğünüz Cumhuriyet'in özü olan kültür ve sanat alanını evlatlıktan da reddettiniz artık. Bu bütçe teklifinin başka şekilde açıklaması olamaz. Bakın, ısrarla altını çiziyorum. Bir kültür devrimi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını bu bütçeyle şanlı, yakışır bir biçimde kutlayabilmeniz mümkün değildir. İnanın kutlayamazsınız. Evet, üşenmeden hesapladım. Bu bütçede kişi başına kültür sanat alanında 50 kuruş düşüyor. Ve bu tabloya baktığımızda da gerekli desteklemelerin, atılımların, yatırımların hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını çok net görüyoruz. Sanatı, sanatçıyı, emeği ve kültür endüstrisini insan onuruna yakışır biçimde
nasıl yaşatacaksınız Sayın Bakanım? Yolu yok, yaşatamazsınız. Bu bakımdan önünüze konan ve burada savunmak zorunda kaldığınız bu teklifi tam bir fiyasko olduğunu lütfen kabul edin. Ama biliyorum ki edemezsiniz çünkü sizin de elinizden bir şey gelmiyor. Çünkü bakanlığınızın hegemonik ideolojisini tüm topluma dayatmakta kararlı olan partizan kültür tarafından kuşatılmışsınız. Bu böyle öyle bir kültür ki kinin davacısı olacak bir nesil yetiştirmek hayaliyle yaşıyor. Hal böyle olunca da düşünce ifade özgürlüğü sınırsız biçimde budanıyor. Bakın bir taraftan bütçe kısıntılarıyla destekleri azaltıyorsunuz. Diğer taraftan sansür, ceza ve yıldırma politikaları uygulayarak sanatçıların üretmesini engelliyorsunuz. Böylesine acımasız bir ekopolitik baskı ortamında iktidarınız gibi düşünmeyen sanatçıların üretim özgürlüğünden bahsedemeyiz. Elbette edilemez. Bir sanatçı bunu konuşuyorsa, bir tiyatrocu bu oyunu oynuyorsa, bir şarkıcı bu besteyi besteliyor, söylüyorsa, bir yazar bu kitabı kaleme aldıysa, bir yönetmen bu senaryoyu çekerse Cumhurbaşkanı hakaretten hapse girer mi? TCK 301'den dolayı hakkında soruşturma açılır mı? Ödeneğim kesilir mi diye düşünüyorsa bu demokrasinin değil, baskıcı iktidarın ayıbıdır. Anayasamızın 64. maddesi çok açık. Devlet tüm yurttaşların kültür ve sanat faaliyetlerine eşit biçimde erişimi, özgürce katılımını ve sanatın bağımsızlığını sağlamak ve korumakla yükümlüdür diyor. Kitap böyle yazıyor da iktidar pratiği nasıl oluyor? Bir ona bakmak lazım. Zamanında üstünlerin hukukundan yakınanlar bugün dar görüşlü bir siyasi azınlığın tek tipçi kültür düzenini dayatıyor. Bakın bir rektör, kaymakam, müftü ya da bir ilçe eğitim müdürü konserleri, festivalleri ve tiyatro oyunlarını ve birçok kültürel faaliyeti iptal edebiliyor bugün. Üstelik bu kanunsuz emirler için kamu güvenliğinin, toplum huzurunun ve çevrenin korunması bahane edilmesine de hayretle izliyoruz. Masaya yumruğunuzu vurmanız gerekir. Siz ne yapıyorsunuz Sayın Bakan? Bunu sormak istiyorum. Bölgesel hassasiyetler oluşabiliyor diyerek iptalleri meşrulaştırıyor, sansürü yaygınlaştırıyorsunuz. Farkında mısınız? Ama siz sanata ve sanatçıya sahip çıkma makamında oturuyorsunuz bugün. Ya görevinizi yapın, ya da yasaklarla mücadele edin, ya da üstündeki baskıyı kıramıyorsanız lütfen milletimizin emri üzerine hizmet etmeye çalışın. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki üyesi olduğunuz bu kabine hayat tarzına müdahalenin kitabını yazıyor bugün. Sayın Bakanım, şimdi söyleyeceklerimi şahsi olarak düşünmeyin. Ortada kurumsal bir gerçeklik var çünkü. Bakın 20 yılda Türkiye'nin kültür alanını kuruttunuz. Düşünce iklimini çoraklaştırdınız. Sayın Bakan, tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum ama kültür sanat alanı erozyona uğrayan, düşün hayatı yozlaşan toplumlarda kamusal iyilik azalır, organize suç artar. Dayanışma biter, kutuplaşma başlar. Özgürlükler gider, baskı gelir, aydınlık boğulur, karanlık büyür. Nasıl bir Türkiye tahayyül ettiğinizi görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Çünkü bu inatlaşmanın kazananı olmaz. Aksine kaybeden 84 milyon olan halkımızdır. Evet, buraya kadar bakanlık bütçesinin siyasal eleştirisini yaptım. Bir de sürekli halının altına süpürdüğümüz kemikleşmiş sorunlarımız var. Mesela özel kopyalama harcı ne oldu? Bunu ısrarla pandemide de sorduk, bugün de soruyoruz. Tiyatrolar perdelerini indirdi, sinema salonları kapandı, eğlence mekanlarında saat uygulamaları başlatıldı, müzisyenler tek kuruş kazanamadı, bu sektörün bitişine tanık olduk. Ama biz özel kopyalama harcı ile ilgili bir bilgi alamadık. En sonunda kendi çabalarımızla bu sanat emekçilerine can suyu olacak bu bütçenin 2,5 milyar lira olduğunu hesapladık. Tabii gerçeği sizden duymak isteriz. Oysa bu bütçe özellikle pandemi döneminde sanatçılara harcansaydı bugün en azından 103 müzisyenin vebali iktidarınızın üzerinde olmazdı. Destekler ve teşvikler konusunu ele alalım. Sıfır noktasında yaşamak zorunda kalan kültür sanat emekçileri İki dudağın arasından çıkacak talimata mahkum edildi. Bugün kamu desteği şeffaf olmayan kriterlere bağlı, devletin şefkat eli yandaşa uzanırken diğerlerini ötekileştiriyorsa hangi adaletten, hangi sosyal devletten bahsedeceğiz? Yine sanatçının statü sorunu var, çözülemedi. 2021'de pandemiden ders çıkararak kapsamlı bir sosyal güvenlik hakkı tanıyacak mısınız diye sormuştuk.
Çünkü sanatçının meslek olarak hukuksal tanımı yok, hala yok. Bunun için öncelikle sanatçı iş kanunu hazırlanması gerekiyor. Ancak görünen köy o ki kılavuz istemiyor. Yine bu konuda da bir mahrumiyet yaşanmaya devam edecek. Gelelim güvencesiz çalışma koşullarına. Kültür sanat endüstrisinde çalışan sanatçının ve teknik personelin kağıt üstünde adı yok. Adı var, ünvanı var ama özlük hakkı yok. Sebep çünkü sanatçıyı fikrine, düşüncesine göre seçmek istiyorsunuz. Ve kültür ve sanat bu topraklarda her türlü ayrımcılığı aslında iyileştirici, kapsayıcı, yaraları sarıcı olmuştur. Bunu da hatırlatmak isterim. Yine yıllardır çözülmemiş bir telif hakları sorunu var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sanata ve sanatçıya bu kadar düşman olmayın. Bu tutumunuzla kültür sanat endüstrisinin ölüm fermanını imzalıyorsunuz. Bu konuya da nasıl baktığınızı yine merak ediyorum. Bir çözüm üretecek misiniz? Yine bunun dışında bakanlığın kadro ve bütçe sorunu var. Şimdi diyebilirsiniz ki bütçe teklifine geçen yıla göre %132 artırdık. Bunu nasıl eleştirirsiniz? Oysa kağıt üzerinde kalan bir bütçe. Hiçbir derde derman olmayacak bir bütçe. Çünkü Sarı Sultan biliyor ki bütçe rakamlarındaki söz konusu artış enflasyon canavarı karşısında sefalet düzenine mahkum ediyor. Bakanlık personelinin maaşını vergi ödemelerinden kaynaklı diyorsunuz buna ama gene sefaleti getiriyor. Doğal olarak yetersiz bütçe, yetersiz kadro demek oluyor. Bakanlık bünyesinde uzman eksikliği anlamına geliyor. Görünen o ki buna da çözüm sunulmayacak bu bütçede. Yine sokak müzisyenleri, yolda metroda rastladığımız o kanlı canlı varlıkları hayalet muamelesi yaparak görmezden geliyorsunuz. Bu konuda da yine düğün sanatçıları, bir güvencesi olmayan bu sanatçılarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? En azından asgari ücret tutarında sürekli yardım yapılması talepleri var. Bunu iletmek isterim. Gelelim mevzuat yetersizliklerine. Bugün bakanlığınıza bağlı sanat kurumlarında teknik bölümlerde stajyer istihdamı sağlayacak bir mevzuat yok. Yine DÖSİM'de bilgisayar işletmeni, büro personeli, işçi gibi kadrolarda çalışan sanatçılarımızın sorunları ile ilgili çalışma yaptığınızı, kısa zamanda çözeceğinizi söylemiştiniz. Ama su uçar yazı kalır derler. Hem yazılı hem de sözlü cevaplarınızla ilgili havada kaldı Sayın Bakan. Bir cevap alamadık. Bunu iletmek isterim. Kapadokya Alan Başkanlığı'na el atacak mısınız? Bunu merak ediyoruz. Burada da gene yaklaşık 130 milyon lira bütçe ayırdığınız Kapadokya Alan Başkanlığı'nın usulsüz şekilde doldurulan kadrolar ve liyakatsiz atamalar nedeniyle talan başkanlığına dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu konuda ne yaptığınızı sormak istiyorum. Zamanım kısıtlı olduğu için bu yüzden yüzeysel olarak değinmek istediğim konular var. Yine Ankara'da kurulan Devlet Halk Dansları topluluğu İstanbul'a taşıdınız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz demiştiniz. Kadrolu personelin büyük kısmı başka bir kuruma geçerek Ankara'da kalmayı başardı. Ama 4 değerli sanatçılar sözleşme yenileme baskısı yapıldı ve iş güvencesi olmayan bu sanatçılar kendi sorunlarını çözemediler. Ayrıca devlet opera balesi ile devlet tiyatroları gibi köklü kurumların içi boşaltıldı. Mali ve idari özellikleri elinden alındı. Bu konuda bir şeyler söyleyecek misiniz? Bunu merak ediyorum. Geçen yıl değinmiştim. Bu yıl da tiyatro ve tiyatroculara değinmeden geçemeyeceğim. Tiyatro empati kültürünün kendini sorgulayan vicdanlı insanın mabedidir. Oysa tiyatrolara muhalif görüşleri nedeniyle devlet düşmanı muamelesi yapılıyor. Bu uygulamaya son verecek misiniz? Yine moda sahnesi Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu gibi özel tiyatrolar devlet desteğine ulaşmada sorunlar yaşıyor. Güvencesiz çalışmanın giderek yaygınlaştığı bağımsız tiyatroların varlığını kabul ederek önlem alacak mısınız? Bunun dışında tiyatro eğitimi milli eğitim müfredatında yer almıyor. Bu eğitimin anaokulundan yüksek öğrenime kadar her düzeyde olması için bir çalışma yapacak mısınız? Yine performans sanatıyla uğraşan sanatçılarımız için çözüm için bir çabanız olacak mı? Somut kriterlere uymayan sorunları var üretilen sanatla ilgili. Bunun dışında bakanlığa bağlı müzelerden, kazı alanlarından ve özel müzelerden çalınan yüzlerce tarihi eserden de bahsetmek istiyorum. 140 öğren yeri ve kazı alanı ile yaklaşık 107 müzeden binlerce eserin çalındığını açıkladınız. Çalınan eserlerin akıbetini sormak istiyorum. Son olarak da dün genel kurulda kabul edilen yasaya göre cemevleri Kültür Bakanlığı'na bağlandı.
Siz CEM evlerini kültür merkezleri olarak ya da kültür kurumları olarak mı görüyorsunuz? Yoksa ibadethane olarak mı görüyorsunuz? Bu konuda aleni vatandaşların fikirleri alınmış mıdır? CEM evlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde işi ne? Gerçekten bunu merak ediyorum. Sizce kültürel bir faaliyet midir? Bunu buradan sormak istiyorum. Evet, efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız diyen büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden istikrarla yürüyen bir milletvekiliyim. Bu sebeple komisyonla sadece eleştirilerimi değil birkaç önerimi de iletmek istiyorum. Kültür sanat emekçilerin yaratım ve ifade alanını baskıdan arındıracak çalışmaları yapmanız gerektiğini, özgür bırakmanız gerektiğini düşünüyorum. Anayasanın 64 maddesinin 4. maddesini uygulayıp sanatçıyı korumalısınız. Kültür alanını, sanatı ve sanatçıyı siyasetin gölgesinden kurtarmalısınız. Kültür sanat faaliyetlerine ve sanatçıya özellik tanımalısınız. Kültür sanat emekçilerinin sağlık, emeklilik, işsizlik türünden sosyal ekonomik haklarını güvence altına almalısınız. Sanat hayatının öznesi olan sanatçının ekonomik ve sosyal statüsel konumunu devlet eliyle güçlendirmelisiniz. Sanatçılar için yeni vergi düzenlemeleri yapmalı, stopaj oranlarını düşürmelisiniz. Yine yayıncılık, müzik, film sektörleri, festivaller ve müzikalleri destekleyerek istihdam, milli gelire katkı ve ihracat imkanlarını sağlamalısınız. Ve en son olarak da 2,5 milyara erişen özel toplama harcı fonunu hak sahiplerine acilen dağıtmalısınız diyorum. Eğer bunları siz yapmayacaksanız zaten dediğimiz gibi geliyor gelmekte olan ve biz bu sözleri halkımıza sözümüzdür yerine getireceğiz sanat camiası adına. Çok aslında turizmden çok arkadaşım bahsedecek ama bir iki kelime de ona ait iletmek isterim. Cennet ülkemizin bütün doğal güzellikleri, dört yanı aslında turizm cenneti. Ama buna rağmen ne üzücü ki turizm kan ağlıyor ülkemizde. Kaldı ki turizm ülke ekonomisinde büyük bir pasta payı. Buna rağmen yine de 11 aydan fazla çalışıp bunların dışında güzel ülkemin herhangi bir beldesinde bu turizm cennetinde vatandaşlarımız 11 ay çalışıp 3 gün bile tatil yapamaz durumda. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yine resmi gazetede yayınlanan değişiklikle Milli Saraylar bünyesinde saray, köşk, kasır ve müzelerin bulunduğu yerleşkelerde arkeolojik kazı yapılabilecek ve yaptırılabilecek. Açıkçası biz bu değişikliğin tarihi güzelliklerimiz üzerinden talana ve tahribata sebep vereceğini endişemizindeyiz. Bu konuda sizin görüşlerinizi almak isterim. Bunu yapılacak ekibin bilgi birikimi yeterli mi? Bunu sormak isterim. Kazı çalışmalarına onay verecek olan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyeleri kültürel ve bilimsel anlamda etik, objektif ve doğru karar alabilirler mi? Öte taraftan Türkiye'de turizm sektörü son 3 yıldır büyük bir kayıp içinde. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı turizm sektörünü deyim yerindeyse belini büktü. İktidarın borç yükü içindeki sektöre yardım etmek yerine turizmcinin sırtına ilave birçok vergi yükü bindirildi. Sayın Bakan, turizmciler adına buradan soruyorum. Turizm işletmecileri borç yükü altındayken neden hala konaklama vergisi tahsil etmeye çalışıyorsunuz? Bunun dışında Turizm Tanıtım Ajansı'nın çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna detaylı bir bilgi vermemenizin gerekçesi nedir? Yine hangi reklam şirketleriyle anlaşma yapıldığını, bunların hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapıldığını, ajans bünyesinde kimlerin istihdam edildiğini açıklamıyorsunuz. Neden? Bir başka konu turizm gelirlerimiz. 2022 sonunda 50 milyon turistten toplam 44 milyar dolar gelir elde edeceğinizi açıkladınız. Eylül sonu itibariyle ülkemize gelen yolcu sayısının 40 milyon 246 bin olduğunu söylediniz. Bu veriye dikkat çekmek istiyorum. Bulgaristan'dan ülkemize 2021 yılında 806 bin kişi girerken bu yıl henüz Eylül ayına kadar 2 milyon kişi gelmiş. Bu sayı artışı sizce Kültür Turizm Bakanlığı'nın, Turizm Ajansı'nın bir başarısı mıdır? Bulgaristan'dan alışveriş için gelen günübirlik ülkemize gelen vatandaşların gecelik konaklama yapmadan, alışveriş yaptıktan sonra turizm faaliyetinde bulunmadan çıkış yapan kişilerin turist kategorisinde gösterilmesi tam da aslında iktidarınıza yakışan bir zihni sinir projesidir.
Maalesef Türk lirasının değer kaybetmesi sonucu ülkemizin ucuz turizm destinasyonu haline dönüşmesi övünülecek bir zihniyetle karşı karşı övünen zihniyetle karşı karşı olduğumuzu acı bir tablo olarak da burada ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütçesini görüşmeye gelen kıymetli milletvekilleri ve bürokratlar, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benim RTÜK Başkanı noktasında Sayın Bakan'ın bilgisi dahilinde gelişen yukarıdan aşağı emri vaki kararları alıp uygulayan RTÜK Başkanı'nın tamamen tarafsızlığını yitirdiğini ve bu görevi liyakatla yürütecek bir başka insana devrederek istifa etmesini istediğimi burada açık yüzüne karşı söylüyorum. Çünkü RTÜK Başkanı kararlar çıkmadan önce Twitter'da ihsası rey yapmıştır. Kendisini arayıp bunun yanlış olduğunu yüzüne karşı söylediğimde çok haklısın sayın meslek büyüğüm, bir daha yapmam demişti. Ancak sonrasında öylesine kararlar aldırdı ki eski ihsası rey kararını aratan kararlardı. Örneğin Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyonlarda yaptığı konuşmayı yayınladıkları gerekçesiyle televizyonlara ceza yağdırdı. Bir örnek daha vermek isterim. Bir milletvekilinin konuşması nedeniyle bir televizyonumuzun Tele1'in kapatılmasına ilişkin cezasında devam etti. Bir başka örnek vermek istiyorum. Adı bir takım sıkıntılı işlere karışan iki kişinin eski eşi tutuklanan Erzurum milletvekiliyle ilgili ve damat Albayrak'la ilgili, damadın akrabası Albayrak'la ilgili televizyonda yapılan yayına sanki mahkeme başkanıymış gibi, hakimmiş gibi karar vererek bu insanların kişiliklerini rencide etti diye o televizyonlara ceza yazdırdı. Oysa ne Zehra Taşkesenlioğlu'nun ne Sayın Albayrak'ın o televizyonlara, Halk TV'ye, Karete'ye, Tele1'e hiçbir şekliyle ne tekzip ne de bir düzeltme başvurusu olmadığı halde RTÜK Başkanı kendine iş bildi, yukarıdan aşağı emirle bu cezayı yazdırdı. Zaten buradaki tarafsızlık karnesi var. RTÜK 1 Ocak 15 Eylül arasında Halk TV'ye 14 ceza yazmış. Tele1'e 11 ceza, Karete'ye 5 ceza, Fox TV'ye 4 ceza, daha dün yayına giren Flash Haber'e 4 ceza, toplam 38 ceza yazdırmış. 11,5 milyon lira bu televizyonları ödemeye mahkum ettirmeye çalışmıştır. Öte yandan iktidarı desteklediği söylenilen televizyonlardan TGRT Haber'e 1, Beyaz TV'ye 1, ATV'ye 1, A Haber'e, Ülke TV'ye, Kanal 7'ye, TVNET'e, ATV'ye, hiçbirine, Akit TV'ye hiçbirine en ufak bir ceza yazılmamıştır. Bakın bugün daha okudum, daha yeni TV yüzüm haber bülteninde var. ATV'de yayınlanan bir programda bahsetti ya Sayın Ebubekir Şahin, Türk kültürü, örf, adet, geleneği diye. İnanılmaz bir şey, bir genç kadının evini terk ederek 15 yaşında bir çocuğun evine sığındığı ve ona kaçtığını ve onunla birlikte bir takım sıkıntılı işler yaşadığını ATV ekranından Türk toplumuna izlettiren bir programa hiçbir şekilde müdahale edilmedi, edilmiyor. Türkiye'de Türk toplumunun örf adet geleneklerini silkeleyen ve inanılmaz derecede kötü örneklerde bulunan ve sözleri buradan okumaktan gerçekten icap duyuyorum. Orhan Güzel'in 16 yıldır amcasının kızıyla birlikteliği var. Ailenin bundan haberi yok. Hasan Can'ın babası öz dayısı çıktı gibi inanılmaz kötü televizyon programlarını görmezden gelen bir RTÜK Başkanı var. Ayrıca RTÜK Başkanı sadece... Sayın Başkanım biraz geç başladım, müsaade ederseniz.
tamamlayayım sözlerimi. Çünkü eşit peki Sayın Başkanım, eşit davranıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sadece şunu söylemek isterim. Eğer yerel televizyonlar için nereye sürüklendiğine ilişkin, ortalama aylık geliri 250 milyon lira olan ulusal yayıncılardan RTÜK'ün aylığı aylık yayın lisansı ücreti ve TürkSat'ın aylık iletim ücreti, aylık reklam geliri 30 bin liranın altında olan yerel yayın kuruluşlarıyla aynı. İnsaf. Teşekkür ederim. İnsaf, yerel yayıncıları zora sokan, onları antenden düşüren, onlara yayıncılık yapma hakkını kaldıran bir anlayışı hala savunuyorlar. Değerli arkadaşlar, Burcu Hanım'ın da bir... Tarihiyle, kültürüyle örnek bir kenttir. Kurtuluşun ve kuruluşun topraklarıdır. Benim güzel memleketimle özdeşleşmiş bir zafer müzemiz var. Bu müze 1915-20 yılları arasında Saitoğlu Mehmet Efendi tarafından yaptırılan, Atatürk'ün başkomutanlık meydan muharebesini planladığı, taarruz emrini verdiği ve 1930'lu yıllara kadar Afyon Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmış tarihi bir binadır. 1985'te Başkomutan Milli Park Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Afyon Karahisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun, düşmanı bozguna uğratılmasının, verilen kurtuluş mücadelesinin adeta bir simgesidir. Şimdi bu müze 2017'de dönemin Afyon Karahisar İl Genel Meclis Üyesi Başkanı tarafından ihale edileceği, ihalenin 2017 yılı Kasım ayında gerçekleşeceği ve restorasyonun 700 gün içerisinde tamamlanacağı duyurulmuştu. Tam 5 yıl oldu, değil 700 gün, 1800 gün geçti ve hala bu restorasyon tamamlanmadı, verilen sözler tutulmadı. Mecliste defalarca dile getirdim. Defalarca hem bakanlığınıza hem Cumhurbaşkanı yardımcısına önergeler verdim. Restorasyonun ne zaman tamamlanacağını sordum. Ayrıca müzenin içerisinde Atatürk'e ait eşyalar var. Bu eşyaların akıbetini sordum ama bir türlü cevap alamadık. Bu müze ne zaman tamamlanacak? Artık yeter. Bunu bir Afyon Karahisarlı olarak, bir vekil olarak değil, bir Afyon Karahisarlı olarak soruyorum. Yine Afyon Karahisar'da müze ve kültür merkezi kompleksi yapacağız dediniz. 11 yıl oldu. 120 milyon lira para harcandı. 2011'de TOKİ 20 milyona ihale etti. İhaleyi alan firma iflas etti. İkinci kez 30 milyona ihale etti. Bu firma da işi yapamadı. Üçüncü ihale yine aynı firmaya 50 milyona verildi ve son olarak 6 Ekim 2022'de 19 milyonluk sözleşme imzalandı. Sayın Bakan, 11 yıldır oluk oluk para akıtılan bu müze niçin hala tamamlanamadı? Kançul İnşaat Şirketi'ne bu kadar para aktarıldığı halde bu müzenin inşaatını neden bitirmedi? Bizim Afyon Karahisar olarak dünya çapında ünlenmesi gereken birçok tarihi ve turistik güzelliklerimiz var. Bakın Kocatepe, bir destanın yazıldığı yer ama siz Kocatepe'nin tanıtımına yeterince yer vermiyorsunuz. Özellikle söylüyorum, 30 Ağustos'ta Zafer Haftası'nın olduğu dönemde 81 ilde, kamu spotlarında, billboardlarda bakanlığınızca niye Kocatepe'ye yer vermiyorsunuz? Kocatepe bir destanın yazıldığı yerdir ya. Kurtuluş savaşıdır. Bugün eğer bu koltuklarda oturuyorsak Kocatepe sayesinde oturuyoruz biz. Yine açık hava müzesi görünümünde olan bir Ferik Vadimiz var. Oraya bir yatırım yapıldı. Bizler de Ferik Vadisi'ne yapılan yatırımı destekledik. Hala destekliyoruz. Ama nedense Ferik Vadisi'ne yapılan yatırım bıçak gibi kesildi Sayın Bakan. Ferik Vadisi'ndeki bölge halkı sahipsiz kalmaktan dert yanıyor. Artık yatırım yapılmadığından dert yanıyor. Yeterince sahip çıkılmadığını söylüyor. Ferik Vadisi'nin tanıtımı neden bakanlığınızca yeteri kadar yapılmıyor? Yine Afyon Karahisar'ımız bir gastronomi şehridir. Mutfak zenginliği bakımından, gastronomi bakımından öne açık bir şehirdir. Ama bakanlığımızca görüyoruz ki Afyon Karahisar mutfağını, Afyon Karahisar'ın gastronomi şehri olduğunun tanıtımını yeterince yapılmadığını görüyoruz. Neden Afyon Karahisar'ımızın gastronomi şehri olduğunun tanıtımını yeterince yapmıyorsunuz? Gastronomi şehri olarak tanıtım sadece yerelde kalıyor ki yerelde bile yeteri kadar bu tanıtımın yapılmadığını görüyoruz. Yine Emirdağ ilçemize bağlı yaylalar var. Çok güzel yaylalar.
Yayla turizmini açacağız diye yolları da yapıldı. Ama bu yaylalarda siyanür kullanılarak altın ayrıştırılmak isteniyor. Eğer bu yaylalarda siyanür kullanılırsa artık orada bir yaşam kalmayacak. Hayvancılık, tarım yapılamayacak. O yaylaların doğal güzelliklerini göremeyeceğiz. Soruyorum buradan, böyle mi sahip çıkıyoruz tarihi güzelliklere, doğal güzelliklere? Lütfen Emirdağ yaylalarındaki siyanürle altın ayrıştırılmasına izin vermeyin. Yaylalarımıza sahip çıkalım. Çok kısa süre olmasından dolayı ben 3 konuya değinip konuşmamı bitireceğim. Sonuçta Sayın Bakan'ı yılda bir kere görüyoruz, bir de genel kurulda görüyoruz. Soru önergelerimizin cevaplarını maalesef Turizm Bakanlığı'ndan alamıyoruz. Ve Turizm Bakanlığı'na sorduğumuz sorular da kendi adımıza sorduğumuz sorular değil. Bölgelerde turizmle ilgili ve milletimiz adına sorduğumuz sorular. Yani bu sorulara niye cevap verilmez onu bilmiyorum. Ya cevabınız yok, ya cevabınız yok. Ya da cevap vermiyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milletvekillerini dikkate almıyorsunuz. Başka bunun bir yanıtı olamaz. Şimdi birincisi TGA. Bununla ilgili buradan kanun geçerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çekincelerimizi söylemiştik. Bu çekincelerimizin başında da ilk önce bu sektörden, turizm sektörünün bütün mensuplarından, cirolarından pay alınmasıydı. İkincisi denetlemesinin, bunun denetleme mekanizmasının sadece özel bir denetim şirketine verilmesiydi. Ve bu sorularımız bizim daha önce sorduğumuz sorular, bununla ilgili sorduğumuz sorular bizim özellikle sektörden, dolayısıyla halktan toplanan bu paraların nasıl harcandığı, nasıl tanıtıma gittiği idi. Çok da ayrıntı istemedik aslında. İstediğimiz şuydu. Tanıtımın birçok ayağı var. İşte fuarlardan başlar ve arkasından televizyonlar, youtuberlar, yeni artık dönemin tanıtım mekanizmaları, gazeteler, uluslararası kanallar. Bunlarla ilgili ne yapıldı? Yani sorularımız buydu. Hala bu sorulara cevap alamadık. Şimdi eğer ayrıntı varsa onu sizden isteriz. Yoksa da yazılı olarak bunları almak isteriz. Bir ikinci konu da özellikle bu seyahat acentalarının meselesi. Sayın Bakan, daha önce şu anki mevcut başkanın listesinden siz seçimlere girdiniz. O zaman mevcut başkan seçimi kaybetmişti. Ve o zaman demiştiniz ki yani seyahat acentaları ile ilgili Türkiye'nin lokomotifi. Şimdi ne oldu da geçenlerde bir açıklamanız var. Bunu da çok merak ediyorum. Önümüzdeki haftada TÜRSAL'ın seçimi var. Çok merak ediyorum. Seyahat acentalarına yarım koltuk veremeyeceğimiz için tam koltuk verdik. Yani bir koltuk verdik TGA'da diyorsunuz. Burada 14 bin acentadan bahsediyoruz. Yani Türkiye'ye 10 tur operatörünün getirdiği turist sayısıyla mı değerlendiriyorsunuz? Yani sonuç itibariyle bunlar Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş şirketler. Çoğu incoming yapıyor, ulaştırma sektöründe, orada burada. Yani bu küçümsemenin temelinde acaba bir karşıtlık mı söz konusu? Siz de acentasınız aynı zamanda, yatırımcısınız da. Bu açıklamanın o sektördeki çalışanların, üretenlerin, Türkiye'de turizmi geliştirenlerin rencide olabileceğini düşünmüyor musunuz? Özellikle de şunu da ifade etmek istiyorum. Yine o T24 kanalında, 24 TV kanalında verdiğiniz mülakatta efendim bu işte 100 civarında seyahat acentası var. Onlar Türkiye'nin %80 turistini getiriyor. Onların CEO'ları ya da patronları benim arkadaşım. Aramızda WhatsApp grubu var. Ve WhatsApp grubundan bir kriz olduğu zaman biz onları çözüveriyoruz. Efendim siz turizm bakanısınız, devletin bakanısınız. Bir tarafta sektörü 37 yıldır sektörde olabilirsiniz. Ben de iş dünyasından geliyorum. Ben de 38-39 yıldır sektördeyim. Böyle bir lafı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan milletvekili olarak kendime yakıştırmam. Şimdi bir de bu konaklama vergisi var. Bu yıl siz konaklama vergisini artık tahsilata başlayacaksınız. Bunun ertelenmesi talebi sektörden size 1000 defa gelmiştir. Daha yeni toparlanıyor sektör. Ve bu yıl 2,3 milyar lira oradan konaklama vergisiyle ilgili gelir elde edeceğinizi ifade ediyorsunuz. Ve bunu da ciro üzerinden alıyorsunuz.
Bakanlık söylüyor. Yani burada tahmin ediliyor. Toplanması öngörülüyor. Yani şöyle hesap edebiliriz. Türkiye aşağı yukarı 40 milyar dolar önümüzdeki yıl gelir elde edecekse %2'sinden giderseniz zaten basit bir hesapla bu rakamı buluyoruz. Çok basit bir hesap. %2 cirodan Sayın Bakan, %2 cirodan ve büyük bir rakam. Hadi bunun yarısı olsun. Yani buradaki asıl sorun şudur. Siz buna TGA'da olduğu gibi yönetimini tamamen siz yapıyorsunuz o fonun. Burada da konaklama vergisinin tamamını merkeze alıyorsunuz. Halbuki dünyadaki örnekleri biliyorsunuz. İspanya'da, Yunanistan'da, evet, İtalya'da bunun örneklerini biliyorsunuz. Bunlar yerel yönetimlere bir kısmı verilir. Turizmin gelirinin elde edildiği bölgelerin geliştirilmesi için. Tabi 5 dakikada ancak bunlar söylenebiliyor. Şu Serik'teki tahsisle ilgili Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili de detay açıklamak isterdim. Bunu da genel kurula bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Anayasamızın 63. maddesi devlet tarih, kültür ve tabiat varlıkları ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır der. 64. madde devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması ve değerlendirmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır der. Bu iki konuyla ilgili de bakanlığınızı yetkilendirir. Bu yıl içinde Turizm Bakanlığı orman alanlarının turizm açılabilmesiyle ilgili, yani 63. maddeye aykırı olarak bir yasa düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdi. Ve yine arkadaşlarımızın belirttiği gibi son bir yıl içinde bırakın sanatı ve sanatçıyı korumayı, Türkiye'de sanatçıların özgürce konser yapması önündeki engellerin kaldırılması bir yana giderek sanatın bütün Anadolu'dan uzaklaşmasına ve sanatçıların faaliyetlerinin engellenmesine yol açıldı. Sayın Bakan, programın bildirgenizde diyorsunuz ki kamu kurum ve kuruluşlarına 33 tane müzeyi ve bakanlığımıza ait olan alanı devrettik diyorsunuz. Ama gelin görün ki 1885-2020 yılı arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan Galata Kulesi'ni, adaların planlama yetkisini, Talatpaşa Konağı'nı, son olarak da 13 Mart 2021 yılında Gezi Parkı'nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımından alıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrettiniz. Ne yaman bir çelişki ki buradaki devirler yapılırken belediyelerin kimler tarafından yönetildiği sizin tercihleriniz açısından birinci derecede öncelikli olmaya başladı. Şimdi bir başka noktada TGA üzerinden uzunca aktardınız. TGA'nın ne kadar katkı yaptığını söylüyorsunuz. Peki TGA ile ilgili başından beri şunu söylüyoruz. Vergi toplamak devletin asli görevidir ve toplanan bir vergi varsa bunun mutlaka Sayıştay denetiminden geçmesi gerekir. Şimdi TGA ne aldı? Harcamasını nereye yaptı? Bu konularla ilgili tur operatörlerine yemek verdik, ağırladık, yurt dışında reklam yaptık diyorsunuz. Peki yaptığınız zaman 2022 yılı ilgili verileri, turizmde ertelenmiş taleplerin gerçekleşmesine baktığımız zaman bir artıştan söz ediyorsunuz ve bunu övgüyle bahsediyorsunuz. Ama 2022 yılı içinde Türkiye'nin rekabet içinde olduğu ülkelere bakalım. İtalya ziyaretçi sayısını %196 arttırmış. İspanya %220 arttırmış. Yunanistan %191 arttırmış. Türkiye %108 arttırmış. Yani biz hala 2013 ve 14 seviyesindeki konaklama ve o dönemdeki gecelik konaklama bedellerine ulaşmayı bir başarı olarak görüyorsunuz. Enflasyonu biz Türkiye'de TL cinsinden enflasyondan arındırma rakamlarını konuşuyoruz. Ama doların da enflasyondan arındırılması gerek. 2013 yılındaki doların satın alma gücüyle 2021-22 ABD enflasyonları dikkat aldığınızda rakamları dolar cinsinden de karşılaştırmakta bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi konaklama vergisiyle ilgili turizm sektörünün sizden ve bizden bir ricası var. Bunun bir yıl süreyle daha ertelenmesini istiyorlar. Yani 2020 ve 21 yıllarındaki turizm sektörü yaşadığı ciddi pandemiden kaynaklanan yaşandığı sıkıntılar sebebiyle 2023 yılındaki turizm konaklama vergisinin de yeniden uygulamasının bir yıl ertelenmesine ihtiyaç var. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar uçak kalkarsa, koltuk satılırsa
O otelde de oda satarsınız, gecelik konaklama satarsınız. Şimdi Rusya pazarına verdiğimiz uçaklar yüzünden Anadolu'ya uçmak mümkün değil. Anadolu'da konaklamaya ihtiyacını giderecek olan turistin, yerli ya da yabancı turistin Anadolu'nun muhtelif şehirlerine gidebilmesi mümkün değil. Başka bir önemli nokta da şu. Ya 2022 yılı içinde Hatay'da Expo 2021 yapıldı. Bakanlık TGA cinsinden yaptığı reklamlarda, tanıtımlarda bir destek vermeyi bir yana bırakın. Bakanlığın bir tek yetkilisi Expo'nun açılışına katılmadı. Bu da ilginç bir nokta. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Turizmde otel, konaklama, bütün bunlar var ama turizmde çalışan insanlar var, işçiler var, emekçiler var. Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde söyledim, tekrar söylüyorum. Turizm sektöründe vahşi bir işçi çalıştırma düzeni hala devam ediyor. Buralardaki işçilerin önemli bir kısmı turizm meslek liselerini bitiren öğrencilerin sektörde çalışmaması ile ilgili hala bir düzenleme yapılmamış değil. Özellikle de çalışan işçilerin konaklama ihtiyaçlarını giderme konusunda otelleri bırakın. Yani 20 kişinin, 30 kişinin, 40 kişinin konakladığı bir takım ilkel pansiyonlarda ya da yakın çevrede tutulan yerlerde konaklaması ile ilgili hızlı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Turizm sektöründe insan son derece değerlidir. Sektörde çalışan insanların sürekliliğini sağlayabilirsek, başta gastronomi olmak üzere devamlılığı sağlayabilirsek, ilave olarak ek gelirlerin arttırılması önemli olacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, üyeleri, değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatay ilinin bir vekiliyim. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun üzerinden 18 yıl geçmesinde Fransız işgaline karşı ciddi mücadele vermiş babaların, dedelerin çocuklarıyız. Hatay kendi devletini de kurmuştu. Meclisi de vardı, bayrağı da vardı, İstiklal Marşı da vardı. Hasta yatağında Hatay benim şahsi meselemdir diyen Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ın her dönem gözü kulağı üzerinde olan bir büyüğümüz. Hatay devletini de kurmuşken kendi hür iradesiyle devlet olmaktansa aziz Türk milletinin bir bireyi olmayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vilayeti olmayı hür iradesiyle seçmiş, yüreği, gönlü, milli olan önemli bir vilayetimiz. Hatay ilklerin ve enlerin şehri. Hatay hem turizmiyle, hem tarımıyla, hem sanayisiyle olağanüstü bir bölge, önemli bir ilimiz. İlklerin ve enlerin şehri dedik. Hatay, Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Necar'ın bulunduğu yer, Hristiyan dünyasının hacının yaptığı Saint Pierre Kilisesi'nin olduğu yer, dünyanın en büyük mozaik müzesinin bulunduğu yer ve Hatay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçen yıl ve daha önceki yıllar sarı olmak üzere ülkenin birliğine, bütünlüğüne yapmış olduğu hizmetin yanı sıra çalışkan bu ilin insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi vermede 7. sırada. Hatay bir serhat şehri, UNESCO tarafından tescillenmiş bir gastronomi şehri. Hatay Expo girişiminde bulundu. Hataylıların tümü sevindi. Fakat Expo'nun başından bitimine kadar maalesef mevcut iktidar bir Türk lirası yardım yapmadığı gibi, turizm tanıtma ajansında tanıtımını yapmadığı gibi Hatay'ın Expo'sunun açılışına kapanış günü olmak üzere 6 ay içerisinde devletimizin, hükümetimizin bir yetkilisi gelmedi. Merak dahi etmedi. Bu Hatay kendi hür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 7. sırada vergisini de veriyor. Ülkenin milli bütünlüğüne bu kadar hizmet ediyor. Yanlış Suriye politikasından bu adam mağdur oldu. Bir Expo'yu çok mu gördünüz Sayın Bakanım? Hayırlı olsuna gelmediniz. Kimseyi göndermediniz. Mülki amirlerin bile gelişine izin vermediniz. Bunun adı düpedüz
partizanlıktır. Bir Hatay'ın vekili olarak, Hatay'da yaşayan 1.600.000 insandan birisi olarak size hakkımızı helal etmiyoruz. Hataylılar bunun cevabını yapılacak ilk seçimde sizden soracaktır. Hatay bugün 15 ilçesiyle 15 ilçesinin 7'si deniz kıyısında olan muazzam bir yer. Hataylılar Expo'da yaptığınız bu partizanlığı kesinlikle affetmeyecektir. Size bir gün bunun hesabını soracaktır. Ben komisyonda bundan önceki bütçede seslendim. Hatay'ın Expo'suna niye sahip çıkmıyorsunuz dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan'ın 2030 yılında Riyad'ın Expo'suna destek vereceğini söylüyor. Versin, mutlu oluruz. Ama Hatay'ın Expo'suna niye destek vermediniz? Bizim suçumuz, günahımız nedir diye merak ediyoruz. Burada Hataylıların sesi olarak biz 6 ay içerisinde sizler gelmeseniz dahi 2 milyon insanı yerlisiyle, yabancısıyla turistimizi Expo alanınızda ağırladık. Onlara bu mutluluğu yaşadık. Bu imkanı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onun ekibine binlerce teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli arkadaşlar, konuya girmeden evvel hepimizi ilgilendiren bir durum var. Ondan söz etmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum uçakta bir soru soruyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'na. Gazeteci, bu gazeteci bir nedir, Rütük Başkanı karar versin. Sanki olmuş, bir şey olmuş gibi CHP işte İstanbul'daki patlamaya orada ölenlere üzülmedi gibi bir şey soruyor. Ne diyorsunuz diye soruyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle bir cevap veriyor. Şunu bütün samimiyetimle açık sözlü olarak söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz alıştık. Ne diyeyim şimdi buna arkadaşlar? Şuraya bakın arkadaşlar. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin. Bu fotoğraftaki babanın merhametine ve sevgisine, şu fotoğraftaki Ecrin'in masumiyetine, güzelliğine acımayan insan olabilir mi? Peki bunun üzerinde siyasi bir rant devşireceğim diye iftira eden, acıyana acımadı diyen, ne diyeyim ben ona? Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Önce milletin tokatını yiyecek bu Sayın Cumhurbaşkanımız, iletin kendisi. Burada hepiniz temsilcisiniz. Sonra Allah'ın tokatını yiyecek. Bu ne demek ya? Ayıptır, yeter bu millete arkadaşlar ya. Bu kadar bölmek, parçalamak, bu kadar yabancılaştırmak, bu olur mu ya? Bu olur mu ya? Kan aktı, bu çocuk öldü ya. Bunun üzerinden kaç tane varacaksın Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Yazıklar olsun be. Bırakıyorum. Rütük. Bırak ya, konuşmayın. Konuşmayın. Konuşmayın, yaptığınız iş mi be? İş mi bu yaptığınız? Yeter o. Yeter. Yeter. Kaç tane oy alacaksınız be? Yeter be. Kaç tane oy alacaksınız? Yeter. Yaşar Bey, müsaade eder misin? Mehmet Bey, terör konusunda bütün her birimizin ortak... Genel başkanına söyle onu. Git genel başkanına söyle. Evet. Genel başkanına söyle onu. Rica ediyorum. Genel başkanlar birbirleriyle ilgili konuşurlar. Genel başkan birbirleriyle ilgili konuşmuyor. CHP diyor. Ayıptır ya. Nasıl acınmaz ya? Şu çocuğa acınmaz mı insan? Üzülmez mi be? Ne an oluşturuyordu? Ha bir suçlu oldu öyle mi? Öyle yaptığınız bütün iş bu. Bütün iş bu. Bütün pislikleri yapıyorsunuz. Yansıtmayla karşı tarafa yansıtıyorsunuz. Biz suçlu oluyoruz. Öyle mi? Ne ilişkilendirmek ne demek? Biz ilişkilendirdik. Kim? Sayın Cumhurbaşkanı ilişkilendirir. Nedir bu? Ne söyledi? Tutanaklara bakalım. Bak bakalım tutanaklara. Ne söyledi? Sayın Başkan. Peki. Lütfen süreme dikkat edin. En az 3 dakikamı yediler. Arkadaşlar daha önce de konuştuk. Burası genel başkanları tartışacağımız bir plan. Genel başkan, genel başkan tartışmıyoruz. Saldıran birisini tartışıyoruz. Bütün genel başkanlar da burada tartışılır o zaman. Kusura bakmayın. Tartışılmıyor sanki. Buyurun. Peki süreme dikkat edin Sayın Başkan. En az 3 dakikamı yediniz. Değerli arkadaşlar.
Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı sunum yaptı. Sadece durdurdum, yeniden başlatıyorum. Buyurun. RTÜK Başkanı sunum yaptı. Arkadaşlar da protesto ettiler, sansürcü falan diye. Tepki oldu iktidar partisinden, anlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu RTÜK Başkanı muhalif felleri destek gibi görünen televizyon kanallarına yağdırdığı cezaların onda birini, yüzde birini gerçekten hükümete yakın kanallara yağdırıyor mu? Mesela geçen gün, şimdi yine genel başkan diyecek, küplere binecekler. Geçen gün bir televizyon kanalı, ismini veriyorum, Akit TV, Sayın Genel Başkan için şöyle bir laf etti. Dedi ki, Sayın Kılıçdaroğlu Kasım ayını bekleyin dedi diye. İstanbul'daki terörle ilgili böyle bir manşet. Sayın RTÜK Başkanı, orada mı arkadaş bilmiyorum. Aldı mı bunu gündeme Sayın RTÜK Başkanı? Kimin RTÜK Başkanısın sen eğer bunu gündeme almadıysa? Bundan ayrımcı, ayıp bir şey olur mu Sayın RTÜK Başkanı? Değerli arkadaşlar, bu RTÜK işini ve benzer konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Parlamento seçiyor, meclisteki temsilci bulunanlara oraya gidiyor. Bu Sayın RTÜK Başkanı gibi hükümetin, iktidar partisinin sopası oluyor. Bu konuyu yeniden dikkat, diğer benzer ülkelerdeki, diğer ülkelerde nasıl oluyor bunlar? Bir basınla ilgili kuruluşların da içinde olacağı, daha bağımsız, daha tarafsız. Gerçekten böyle bir kuruluşun hala ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Bunu ciddi bir şekilde düşünmek lazım, konuşmak lazım. Bugün bize, yarın size değerli arkadaşlarım. Onu ifade edeyim. Şimdi Sayın Başkanım, bu TÜRSAP'la ilgili haberleriniz çıkıyor son günleri Sayın Bakanım. Bu nedir? Yani lütfen bunu bize anlatın. Çünkü sizin adınıza da dönüyor. Kendisi de işte tur sahibi, kendisi de bakan da böyle. Diğer tur sahipleriyle bak, tartışmışsınız TÜRSAP başkanı. Evet, siz bir şey diyorsunuz, o da size cevap veriyor. 10 tane gazetede haber var. Bundan haberiniz yoksa anlamam yani. Bu konuyu ben merak ediyorum şahsen. Sonra cevap verirseniz çok memnun olurum. Yani sizin, yani bir takip ediyorum işlerinizi. Yani sizin böyle bir şeye isminizin karışmasını doğrusu istemem. Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan sunumunda bana göre bugüne kadar bakanların görmediği, etmediği, kültür bakanlarının görmediği, Türkiye'de kültür politikanın içine girmeyen önemli bir konuya değindi. O konu da şu değerli arkadaşlarım. 81 ilimizde somut olmayan kültürel miras il tespit komisyonları vasıtasıyla toplam şu kadar. Yaşayan insan hazinesi. Ya bu çok önemli bir şey yani. Şimdiye kadar kültür, turist filan deyince böyle eski kadim binalar, taşlar, böyle cansız, yaşamayan, ölmüş, bunlar anlaşılıyor, gidiliyor ve bizim turizmi de ya bunların üzerine kuruluyor, dünyada genel olarak da böyle, ya da işte deniz, kum filan bunların üzerine kuruluyor. Bu yani bu çok yanlış bir şey. Sizin şeye de cevap veriyor, hani kültürel iktidar olamadık diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, kültürel iktidar olamadık diyor. Sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntımız var diyor, defalarca söyledi. Olamazsınız, olamayacaksınız. Bir tane sebebi de budur değerli arkadaşlarım. Yaşayan, yani kültür dediğimiz şey değerli arkadaşlarım, böyle ideoloji, bir ideolojinin, bir inancın yaşam tarzını dayatmak, yaymak, İşte özgürlüklerin olmadığı ortamda, işte kapalı kapılar arkasında planlayarak, işte bir takım romanlar yazdırmak, şiirler yapmak, resimler yaptırmak. Bu kültür falan değil yani. Bu buradan çıkan şeyler ne kadar güzel olursa olsun, kim yaparsa yapsın, kültürel ürünler, sanat ürünleri falan değildir. Bunlar ideolojik işte araçlar filandır. Kıymeti de yoktur bunların, olamaz bunların kıymeti. Kültür yaşayan bir toplumun yaşarken ortaya çıkardığı ürünlerdir. O insanların diğer insanlarla, doğayla, işte tabii diğer canlılarla bir ilişki içine giriyor. O kendisi için yaratılmış nimetleri kullanıyor ve bu estetik şey de var. O da insanın içine ekilmiş diyor ya Rabbimiz, ben yani topraktan yarattım ama kendimden de nefesimi üfledim diyor ya. Böyle bir insan orada yaşıyor, güzellikler ortaya çıkarıyor, yaşarken diğer toplumlara örnek olabilecek, gelecek toplumlara gidecek, gelenekler oluşturuyor filan, güzellikler oluşturuyor. Tabiatı iman ediyor ama onu zarar vermiyor. Siz nasıl kültür oluşturacaksınız değerli arkadaşlarım? Yani şu anda İstanbul'a bir bakalım, uzaktan bak.
bakalım Adalet ve Kalkınma Partisi dönemiyle ondan 20 sene önceki döneme bir bakalım. Buradan kültür çıkar mı değerli arkadaşlarım ya? Ne kültürü çıkacak, ne estetiği çıkacak, ne memari çıkacak? Kar amacının dışında hiçbir amaç olmadan bütün arsalara dikey, bir de sürekli olarak yatay, efendim mahalle nerede yatay? Nerede mahalle kültürü ya? Orada mahalle mi olur değerli arkadaşlar? Oradaki insanlar birbirini görmüyor ki, selamlaşmıyor ki. Buradan nasıl kültür üreteceksiniz? Üretemezsiniz. Ne kadar ideolojik olursanız olur, ne kadar dindar olursanız olur. Yapamazsınız ve heba ettiniz. 100 yıllık, 200 yıllık beklentiyi heba ettiniz. Yani gitti, şey yaptınız. Sayın Bakanım, şuradan şuraya bir yere geçmek istiyorum. Doğu Karadeniz bölgesinde farklı bir turizm var. Ya oraya da geldi. Üstelik de güzel bir laf ederek geldi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte Aydere yukarıdan baktık helikopterle gezerken burayı kirletmişler falan dedi. Ve geldi. 6 ay sonra, 1 sene sonra kepçelerle, acayip kamyonlarla, yollara sığmayan kamyonlarla geldi. Dümdüz etti. Ettiler. Sayın Bakanım izlediniz mi? Ağlamadınız mı? Ben orada doğmuş büyümüş insanım yazın 3 ayımı Doğu Karadeniz'in yaylalarında geçiriyorum. Sayın Bakanım, Ayder'i evet, yani orada insanlar gelen turistliğe şey yapıyor, biri köşede bir şey açmış, öbürü işte küçük bir şey yapıyor, birbirinin içine girmiş, trafikte yürümüyor, doğru öyle bir şey vardı. Ama orada yaşayan bir kültür vardı, yaşayan insanlar vardı. Ya orada bir Emine abla vardı, çorba yapardı, kapısında 3 tane şey dururdu, iskemle dururdu, otururduk, çorba içerdik, herkes oraya çorba. Bir kültürdü o, yaşayan kültürdü. O geldi, kepçelerle yok etti. Yer altında işte 1500 vasıtalık bilmem ne yapıyorum, otobanlar filan. Ayder olmaktan çıktı. Ne yaptı? Adı nedir şimdi? Bilmiyorum. Bakın, Doğu Karadeniz bölgesi çayla artık geçinemiyor. İnsanlar da büyük şehirlerde ciddi bir şekilde rahatsız geri dönmek istiyor. Farklı geçim alanları gerekiyor. Genç insanlarımız eskisi gibi değil, 5 dönüm çay toplayarak geçinme falan bununla yetinmiyor. Daha güzel şeyler yapmak istiyor. İşte kivi dendi, şu dendi, bu dendi. Olmadı ve kala kala turizm kaldı. Ya turizm de orada kitle turizmi olmaz ki Sayın Bakanım. Bunu siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Söylemiyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Burada kitle turizm olmaz. Burada büyük otelleri yapmanın bir anlamı yoktur. Bunlar yanlıştır. Böyle zaten 3 ay, 4 ay, 5 ay böyle olmaz. Ya bir kere yaylacılık yok edildi. Nasıl yok edildi? Ya insanların o köyde geçiminin imkanı bırakmadınız. Çocuğunu gönderecek okul bırakmadınız köyde. Göçüp gitti. Bakın 15-20 sene demeyi siz geldiğinizden daha önceden başlamıştı. Bütün suç sizin değil. O insan oralarda hayat kalmadı. Kimse kalmadı. Yaylalara kimse gelmiyor. Yaylalarda eskiden 1000-2000 büyük baş, 10.000 küçük başın gezdiği yaylalarda şimdi oraya gidip 2 gün kalıyorsunuz, süt bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yayla olmaktan çıktı. Niye çıktı, çıkardınız? Niye? İşte insanları büyük şehirlere gitsin. Kanal yapacağız, etrafında evler yapacağız. Orayı satacağız. Para. Başka bir şey görmüyorsunuz. Kusura bakmayın, kızmayın. İçimden söylüyorum, ağlayarak söylüyorum. Niye size düşman olayım ben arkadaşlar ya? Ya şimdi bu yaylaları mahvettiniz. Önce insanları boşalttınız. Sonra değerli arkadaşlar büyük makinalarla yeşil yol yapıyoruz diye. Bir gün ne yapacağız biz duble yol yaylalara? Kitle turizm olmaz burada, olmaz. Eğer bütün yaylalara kazıp oralardan madem başka bir şey indirecekseniz anlarım ama bu vasıtaların orada ne işi var? Dümdüz etti. Gittim çalıp baktım. Göndermiş, ihale edilmiş. Yıkıyor. Büyük böyle oda gibi kayalar aşağıya doğru gidiyor. 500 metre, 300 metre ağaçları, gürgenleri, çamları kırıyor gidiyor. Ya burada turizm olur mu arkadaşlar? Bunu insan yapar mı, kusura bakmayın? Bunu nasıl bir insanlık nedir bu? Bu ne, nasıl bir şey ya? Buralar hepimizin malı arkadaşlar ya. Hepimizin malı bunlar. Böyle bir şey olur mu? Bir şey daha var arkadaşlar. Siz kültür mültür üretemezsiniz. Çünkü siz gerçeği kırdınız, büktünüz, takla attırdınız. Meşhur postrah dediğimiz işi yaptınız. Gerçeği yok ettiniz, yamulttunuz. Yamuk bir gerçeğin üzerinden kültür ve hele hele medeniyetin ortaya çıkması mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Vazgeçin bunlardan değerli arkadaşlarım. İnsanları kendi haline bırakın. Sayın Bakanım, Doğu Karadeniz bölgesine bir şey yapmak istiyor musunuz? Orada yayla turizm, dağ turizmi yapmak mı istiyorsunuz? Ya bir gün bizi çağırın da dinleyin Sayın Bakanım ya. Lütfen
Bir gün bizi çağırın da dinleyin. Nasıl olur? Bir gün gelin de bir gün de biz de gezin oraları. Sayın Bakanım, dinliyor musunuz beni? Bir gün de Karadeniz'e gelin, ben sizi gezdireyim Sayın Bakanım ya. Ve o iki günü de hayatında unutmayacaksınız. Ondan sonra bütün Doğu Karadeniz'de yayla turizm politikanızı değiştireceksiniz. Teşekkür ederim. Senede bir kere görüyoruz. Eğer bu daha önce verdiğimiz soru önergelerine verdiğiniz cevaplar gibi olacaksa veya biz burada sanki bir prosedürü tamamlıyormuşuz, bir resmi tamamlıyormuşuz şeklinde olacaksa hiç konuşmayalım. Ama hakikaten bu fırsatı değerlendireceksek lütfen bürokratlarınız da güzel not alsınlar ve bu taleplerin biz millet adına konuştuğumuzu, millet adına istediğimizi bilerek davranılmasını ve çözüm üretilmesi istiyoruz. Şimdi ben birazdan orduyla ilgili vereceğim birkaç örnek. Burada sağduyu sahibi her milletvekili tarafından da zaten kabul görecek şeyler. Ama bunlarla ilgili neden bugüne kadar bir çözüm üretmediğinizi ve görmezden geldiğinizde merak ediyorum tabii. Şimdi arkadaşlar, dünyada eşi benzeri olmayan bir antik kent var Ordu'da. Kurul antik kenti. 2300 yıl önce yaklaşık 500 metre yükseklikte bir dere kenarından yukarıya kurulmuş bir antik kent. Şimdi bu antik kentin yine dünyada eşi benzeri yok demiştim ya. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntemle, bir uygulamayla dibinin taş ocağıyla oyulduğunu görüyoruz. Bakın, insaf diyorum. Ben bununla ilgili size önerge verdim. Siz bununla ilgili bana bilirkişi raporlarını mahkemeye havale ettiniz. Ya bu mahkeme zaten daha önce buranın durdurulması kararı verdi. Daha sonra da bir hoca ki işbirlikçi, çünkü mahkemede başka konuşuyor, telefonda ve kapalı ortamlarda başka konuşuyor. Ya siz işbirlikçi ararsanız, bu işleri yapmak isterseniz çok adam bulursunuz. Ama siz eğer bu ülkenin kültür bakanıysanız, şunu altında dinamit patlatılması, bir ülkenin kültür değerinin 2300 yıllık değerinin altında dinamit patlatılmasını nasıl yorumlayacaksınız? Ve bu tahrip edilen alanda iki tane de nekropol vardı, mezar. Bununla ilişkili. Hemen üstünde bu antik kent. Şimdi bununla da kalmadı. Bakın yine bir tane asar kaya. Bu da aynı. Bakın bunu hemen gösteriyorum. 400 metre mesafesinde taş ocağı var. Asar kaya. Bu da dinamitle patlatılıyor. Yine hemen yanı. Ve bu iki firma da enteresan aynı firma. Arkadaşlar, yani antik kentin kenarında dinamit, altında dinamit patlatan bir anlayıştan bahsediyoruz. Burası Karadeniz'in Göbekli Tepesi. Burada ilk insanlardan kalıntılar var. Ve yine Cıngırt Kalesi var Fasla ilçemizde. Burayla ilgili de herhangi bir şey yapmadınız bugüne kadar. Burası da Karadeniz'in Efes'i. Ha, aslında yapsanız mı yapmasanız mı? Ben de kararsızım. Çünkü yaptığınız yerleri görünce burayı isterseniz dokunmayın da daha sonraki gelecek kuşaklara kalsın diyorum. Şimdi bu yerleşim yerleri antik Pontus Krallığı'nın şehirleri. Şimdi bu Rum Pontus'la karıştırılması. Bu antik Pontus, 2300 yıl öncesinden bahsediyorum. Ve Kral Miditat'ın kentleri. Kral Miditat Roma ordularına uzun süre direndikten sonra savaşarak en sonunda yenildi. Yaptığı son savaşın adı ihanetti. Çünkü başta oğlu olmak üzere tüm yanındakilerin ihanetiyle şehri ve ülkesi yağmalandı. Şimdi bu dinamitler, bu alanda çalışma yapan o hoca dahil hepsinin yağması da gelinen noktada o günkü savaşı andırıyor. Bu da bir ihanet. Yani AKP döneminde gördüğü zulmü Miditat Roma döneminde görmedi Sayın Bakan. Burayla ilgili ben bütün hakkımı burayla kullanmak istiyorum. Eleştirel hakkımı. Lütfen artık gereğini yapınız. Ordunun kültürel değerlerine sahip çıkınız. Bu kadar eleştiriden sonra bir iki tane de güzel şey, teşekkür söylemek isterim. Çanakkale tarihi alanda bazı eleştirileriniz vardı. İsmail Bey o alanda güzel çalışmalar yapıyor. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bazı eleştirilerimiz oldu. Atatürk'le ilgili bazı eksikler vardı. Bunların da üst üste tekrar tekrar gündeme getirmesi de bir nebze olsun çözülmesine, bazı düzenlemeler yapılmasına dolayı da teşekkür ediyorum. Tekrar bu biraz önce bahsettiğim konularda lütfen daha sağduyu ve daha orada açısından olumlu gelişmeler bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Atatürk'le. Buyurun Sayın Atatürk. Süreniz 5 dakika. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli Hazırım, hepinize saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakanım, kitapçıklar bastınız ama burada Türkiye'de bütün toplumların
çoğunun kültürünün devamını sağlayan Roman vatandaşları göremedik. 2016'dan beri strateji eylem planı içerisindesiniz. Kültür Bakanlığı olarak Roman vatandaşlara ne yaptınız? Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar bütün oradaki vatandaşlarımızın özellikle sanatsal kültürünü devam ettirilmesinde önemli rol oynayan Roman vatandaşları neden Kültür Bakanlığı'nda aktif bir şekilde yoklar? 2016'da hükümet tarafından yayınlanan Roman Strateji Eylem Planı'nda ilk bakanlıklardan birisi olarak yer aldınız. O günden bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde Roman vatandaşlara kaç kuruş ayırdınız? Kaç kuruş ayırdınız? 0 lira ayırdınız. Peki siz Roman Strateji Eylem Planı'nda nasıl yer alıyorsunuz? Hangi eylemleri yaptınız? Bakın Mardin'e gidin. Mardin'deki vatandaşların müzik alanındaki kültürünü devam ettiren kültür sanatçıları kimlerdir? Diyarbakır'a gidin. İzmir'e gidin. Aydın'daki zeybek oyunlarını çalan kimlerdir? Aydın'da romanlar olmasa zeybek oynayamazsınız. Mardin'de düğününüzü yapamazsınız. İstanbul'da, Edirne'de o yerelde yaşayan vatandaşların kültürün devamını sağlayan en önemli unsurdur romanlar, müzisyenlerimiz. Nerede? Ölüyorlar. Son 2 yıl içinde 100'den fazla vatandaşımız, müzisyenimiz intihar etti. Siz ne yaptınız? Merhem var mı? Merhem. Merhem sürdünüz. 1000 lira verdiniz. 1000 lira. 1000 liralar verdiniz. Bu vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın kültürün devamı için çok önemli. Bizim ismimiz sanatla eşdeğer. Roman dediğinde kültürle eşdeğer. Nerede Kültür Bakanlığı? Nerede? Kitapçıklar basıyorsunuz ama yok. 2016'dan beri hangi eylemi yaptınız? Strateji eylem plandasınız. Hangi bürokratınız geldi bizim mahallelere? Kültürle, sanatımızla ilgili bir çalışma yaptı. İspanya'daki Kültür Bakanlığı'nı araştırdınız mı? Ne yapıyorlar romanlara? Fransa'ya gittiniz mi? Araştırdınız mı Kültür Bakanlığı'nı? Rusya'ya gittiniz mi? Araştırdınız mı? Araştırmadınız. İtalya'ya gittiniz mi? Araştırdınız mı? İtalya'daki senfoni orkestralarının en önemli insanlar romanlar. Rusya'daki tiyatroların devamında 100 yıldan fazla, 200 yıldan beri romanlar olmasa Rusya'da tiyatro olmuyor. İspanya'da cigan müziğinin en önemli temsilcileri, İspanyol dansının en önemli temsilcileri. Türkiye'de açlıktan, yoksulluktan müzisyenler kırılıyor. Kültür Bakanlığı da izliyor. Bakın Mardin'deki müzikleri gidin bir araştırın Kültür Bakanlığı olarak. Rica ediyorum. Aydın'ı araştırın. Aydın'daki zurnacılar, davulcular olmasa zeybek oynayamayacak, Aydın havasını kimse çalamıyor. 200 yıllık, 300 yıllık türküleri onlar ezberlemişler. Belgeseller çekiliyor, bakanlığın umurunda değil. Peki kültürümüz nasıl devam edecek? Nasıl yapacaksınız? Bakın Roman mahallelerinde artık müzisyenler başka işler yapmaya başladı. Kültürümüzün devamını sağlayamayacağız. Birçok kere bakanlık olarak bütçe ayırmışsınız. Niçin strateji eylem plandaki görevinizi yapmıyorsunuz? Sokak müzisyenlerine, sanatçılarımıza niçin destek vermiyorsunuz? %232 bütçeniz artmış. Geçen yılla bu yıl arasında. Ne yapıyorsunuz o paraları? Vatandaşın parasını vatandaşa verin. Vatandaşa verin. Hani nerede? Bize yok, para yok. Sokak sanatçılarına, roman müzisyenlere para yok. Geriye dönük borçlanma hakkı istedim kaç kere? Kabul etmediniz. Müzisyen çalıyor, çalıyor, çalıyor. 30 yıl, 40 yıl. 40 yıl çalıyor, emekli dahi olamıyor. Sokaklarda rezil bir şekilde ölüyor. En ünlü sanatçılarımız. Bakın Amerika'ya, İtalya'ya, İspanya'ya bizim müzisyenler senfoni orkestralarına davet ediliyor. Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın haberi yok. Almanya'da davet ediliyorlar. Hollanda'ya davet ediliyorlar. Devlet senfoni orkestralarına burada az susuz ölüyorlar sanatçılarımız. Lütfen bakanlık olarak görevinizi yapın. Sayın Kurşun, sürenin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sağ olun, var olun. Sağ olun. İle selamlıyorum. 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bütçenin ülkemize ve bakanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, bu yılki sunumunda çevre konusuna değinmedi ama
2021 sunumunda turizm gelişiminin ve hemen bütün turizm faaliyetlerinin çevreyle birebir ilişkisi vardır demişti. Anlıyoruz ki Sayın Bakan çevrenin turizm sektörü için öneminin farkında. Farkında olmasına da Cumhurbaşkanı kararnamesi ve Turizm Teşvik Kanunu marifetiyle ormanların, yaylakların, kışlakların, koyların yağmalanmasına hiç itiraz etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ön sözünün yazıldığı, Yedidüvele Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösteren Çanakkale'mizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyup kollamak görevi en çok üzerine vazifesi olması gereken bakanlıklardan biri Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Öyle olmasına rağmen bakanlık zaman zaman sessiz kalarak, zaman zaman da vahşi madencilik ve termik santraller için sakınca görmeyen tavrı nedeniyle Çanakkale'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yağmalanmasında sorumluluktan kaçamaz. Değerli arkadaşlar, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının Çanakkale muharebelerinin geçtiği Gelibolu tarihi alanını mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ağır kriz ortamında bakanlığın turizm gelirlerini arttıracak her projesi yurttaşlarımız açısından kıymetlidir. Bu anlamda bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği yaparak çok sayıda gencin tarihi alanı görmesini sağlayacak çalışmalar yapması bizim için son derece önemlidir. Ancak ziyarette öğrencilere ve yurttaşlarımıza verilen rehberlik hizmetlerinde tarihin doğru aktarılması, Anafartalar kahramanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hak ettiği yerin verilmesi çok önemlidir. Maalesef ki bu önemin verilmediği, tarihi savaş anlatılırken hurafelere dayanan anlatımların öne çıktığı yönünde çokça şikayet almaktayız. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Bakan, Gelibolu Yarımadası'nda yaşayan hemşerilerimin bir kısmı tarihi alan başkanlığı sınırları içerisinde atadan dededen kalma mülklerinde ikamet ediyorlar. Bu yurttaşlarımızın tarımsal sulama, hayvan barınakları ve meskenlerine ilişkin bakım onarımlarında, basit tadilatlarında daha anlayışlı davranılması, kolaylık sağlanması gibi talepleri var. Ayrıca tarihi alan içerisinde projelendirilen işlerin Çanakkale kamuoyu ile paylaşılarak ve yerel yönetimlerin de katkıları sağlanarak hayata geçirilmesi konusunda bir hassasiyete ihtiyaç olduğunu gözlüyoruz. Örneğin şu anda devam ettirilen abidenin çevre düzenlemesi projesinden içerik olarak doğru dürüst kimsenin bilgisi bulunmamaktadır. Proje kamuoyuyla yeterince paylaşılmamıştır. Nasıl bir yenileme yapılacağı en azından bölgede yaşayan halkla paylaşılsa, görüşleri alınsa daha iyi olurdu. Benim hemşerilerim tarihi alana bugüne kadar baktıkları gibi gözü gibi bundan sonra da bakacaklar. Talepleri alanla ilgili süreçlerde söz sahibi olmaktır. Mesela koordinasyon kurulunda Eceabat ve Gelibolu Belediyesi'nde alınması olumlu olacaktır. Sayın Bakan, bu vesileyle birkaç konuyu da size sormak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çamtekke'deki karargahının restorasyonu ne aşamadadır, ziyarete ne zaman açılacaktır? 57. Alay Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Şehit Onbaşı, Şahindere Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliklerinde yeni reyonlar yapılırken bize göre haddinden fazla beton dökülerek geri dönüşü olmayan bir kirliliğe neden olmuştur. Burada kirasını düzenli ödeyen esnafların sözleşmelerinin feshedildiği edildiği ve satış reyon sayısı azaltıldığı söyleniyor. Yöre halkı tarihi alandaki reyonlarda ürünlerini satmak, elde edilecek turizm gelirlerinden pay almak istemektedirler. Yeni reyonların yüksek rakamlarla ihale edildiği, yöre halkının ihalelere giremediği, Conk Bayırı ve Kilit Bayırı tabyalarındaki reyonların tamamen kaldırıldığı söyleniyor. Bu konuda bilginiz var mıdır? Son olarak yine tarihi alan gibi hepimize miras, Çankaya Köşkü ile ilgili olarak da bir şey sormak istiyorum. Çankaya Köşkü içinde bulunan Atatürk Müze Köşkü, restore edildiği ileri sürülerek bir yıla aşkın süredir ziyarete kapalı durumda. Cumhuriyetimizin simgelerinden Atatürk Müze Köşkü ne zaman ziyarete açılacaktır? Kapıları kapatan Rütük, TRT'de belki Sayın Bakan'ın gözünden kaçmış olabilir. TRT'de bir dizi yayınlanıyor, Teşkilat. Teşkilatta bir tane terörist, bombacı terörist, Gani Samandağ, soyadı Samandağ olarak yayınlanıyor. Bakın Samandağ Türkiye'de bir ilçe var. Tek bir isim var Samandağ.
Arkadaşlar, burada RTÜK Başkanı ne yapıyor? En ufak bir eleştiri de kanalları kapatıyor ama birileri hedef gösteriliyor. Yarın Allah korusun bütün teröristlerin kor gezdiği Suriye sınırında ya birileri orada bir şeyler yaparsa? Sayın RTÜK Başkanı ne yapıyor? Samandağ halkı da, Hatay halkı da hakkını helal etmiyor. Eğer haberi yoksa o zaman istifa etsin. Dediğim gibi Sayın Bakan belki haberi olmayabilir. Bugün itibariyle haberi olmuştur. Samandağ halkından özür dilenmelidir. Gerekli işlemler yapılmalıdır. Yapılmıyorsa günü geldiğinde biz gerekeni yapacağız. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu kime hizmet etmektir biliyor musunuz? FETÖ'nün taktiği budur. Bu FETÖ'nün taktiğidir. Buna sessiz kalanlar da vatan hainidir. İlla bir DAEŞ mi konulacaksa alın koyun size bir Bozdağ koyun. Acaba Gani Ebubekir konsaydı, yani RTÜK Başkanı'nın ismi konsaydı ne yapacaktı Sayın RTÜK Başkanı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu çok ciddi bir konu. Bakın milliyetçilik bu değildir arkadaşlar. Ya birilerinin hedef gösterecek, terörist samanda olacak ama birilerinin gücü çıkmayacak. En ufak bir eleştiri de bazı kanallar kapatılacak. RTÜK Başkanı elini kolunu sallayarak burada karşımıza gelecek. Hakkımızı helal etmiyoruz. Ya da gerekeni yapın. Bir an önce gerekeni yapın. Sayın Başkanım, bu konuda da sizden hassasiyet bekliyorum. Bu teşkilat adlı diziyi araştırmanızı ve bir an önce Hatay halkının gönlünü rencide edilen Hatay halkını bir an önce lütfen özür dilemesini bekliyoruz biz. Yani diyorlar ya biz teröristlerin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Yani hakikaten kimler kimlerle beraber olduğunu da bilmiyoruz artık. Ayakkabı numaralarını bilenler yani bugün bir şey yapmıyorlar. Bu milliyetçilik değildir arkadaşlar. Bunun tek bir adı vardır. Vatan hainliğidir. Bu FETÖ'ye yardım yataklıktır. Hadi buyurun. Bu cümlelerinden dolayı da beni mahkemeye veriniz. Görüşelim. Değerli arkadaşlar, şimdi TİKA ve YTP ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Aslında bunlar daha önce Başbakanlığa, Dışişleri Bakanlığa bağlıydı. Aslında Dışişleri Bakanlığa bağlı olması daha doğru olur. Çünkü hem bir 160 ülkede bir şeyler, ofisler var. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na bağlanmasını daha doğru buluyoruz. Bu konuda yeniden ele alınmasını ben öneride bulunuyorum. Yine TİKA birçok yerde su kuyusu açıyor, işte hizmetler ediyor. Evet, bunları kabul ediyoruz. Ama bu konuda bize bilgi verilmesi gerekiyor. Şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. TİKA konusunda daha fazla detaya girmek istemiyorum. Ama bu konuda bilgiye ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. YTB ile ilgili tabii şimdi yurt dışı Türklerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak akraba topluluklar konusunda bir tanımlamaya sahip değiliz arkadaşlar. Bizim akrabalarımız kimdir? Bunun bir yasal tanımlaması var mıdır? Ya tabii çoğunu biz biliyoruz. Yani ama bu konuda mesela hani bir yasal tanımlama koyalım. Biz de bu konuda destek olalım. Çünkü yurt dışında YTP mesela hangi STK'lar ile iletişim kuruyor? Mesela CHP birlikleri var. Onlara iletişime giriyor mu, girmiyor mu? Mesela bu konuda yine bir eksiklik var. Bu öneriyi de ben buradan değerlendirmek istiyorum. Çünkü ülkemizin yurt dışında daha güçlü olmasını, lobicilik alanında etkin olmasını gerçekten biz de yürekten istiyoruz, destekliyoruz. Ama bu elbette devlet kurumlarını iktidarın aracı olarak değil, devletin bir lobisi olarak kullanılması gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ben son cümlem, son olarak bu önerilerimizi Sayın Bakan'ın dikkate alacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar ve basın emekçilerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, zengin kültürel değerlere ve zengin turizm kaynaklarına sahip bir ilden, ilin kaynaklarının zenginliğini ise hatırlatarak başlatmak istiyorum. Yozgat ilimiz Hilit uygarlığının yerleşim yerlerinden Hattuşaş'ın yanı başında yer alan ve Alişar Öyü, Tabim Antik Kenti, Galata'ya ait Kerkile Sarabeleri, Selçuklu mirası Behramşah Kalesi ve adını sık sık duyurmaya çalıştığımız
bazilika, terma yani Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok tarihi mirasa sahiptir. Yozgat Çamlık Milli Parkı, Ceylik Yaylası, Akdağ Çayırlar Ormanları, Aydıncı Kazankaya Kanyonu gibi doğa turizmine hizmet sunacak zenginliklere sahiptir. Özellikle Yozgat Milli Parkı'nda 1970'li yıllarda ulusal kayak yarışmaları yapıldığını özellikle bilmenizi isterim. Yozgat ayrıca birçok ilçesinde bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal turizmine potansiyeline sahiptir. Özellikle Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Boğazyan ilçelerimizde zengin termal kaynakları vardır. Yine aynı şekilde Selçuklu ve Osmanlılardan kalma medreseler, türbeler, camiler ile inanç turizmine açık bir ildir. İlimizin termal kaynakları ciddi teşvikle sunularak yatırımcı ile buluşturulmalıdır. Yozgat'ta göçü önleyecek bir turizm eylem planı için acil harekete geçilmelidir. Yozgat'ta turizme yönelik değerlerimizi içine alacak bir tur güzergahı hazırlanmalıdır. Kapadokya'ya ve Hattuşoş'a gelen turistlerin örneğin Sarıkaya Roma Hamamı'na görmeleri kesinlikle sağlanmalıdır. Sayın Bakan'dan bu konuda duyarlılık beklediğimi tekrar ifade ediyorum. İlimiz ve bölgemiz için ilgi odağı olabilecek Sarıkaya Roma Hamamı'nın artık tam anlamıyla arkeolojik bir değere, bir turizm merkezine dönüştüğünü görmek istiyor Yozgatlı. Sayın Bakan, geçen yıl bütçe görüşmelerinde yine sizi davet etmiştim, gelmediniz. Sizi tekrar Sarıkaya Roma Hamamı'na davet ediyorum. Lütfen gelin ve orada yarım kalan kamuoyunun çeşitli tepkilerine neden olan durumu yaşayarak görün. Geçen yıl etrafında paslı tel örgüler vardı. Bunu defalarca dile getirdim. Şimdi oraya bir taş duvar örüldü. Ancak bu defa da duvar Roma Hamamı'na uygun bir taşla değil, farklı renkteki Kayseri taşlarıyla örüldü. Yine arkeolojik kazılar yarım kaldı. Yozgat İl Özel İdaresi'ne ait olan ve yıkılması gereken bir hamam ve pansiyon yapısı öylece yerinde duruyor. Kazılar bundan dolayı durdu Sayın Bakanım. Çünkü hamam ve pansiyonu yıllardır AKP ilçe başkanı işletiyor. Özel mülklerin tamamen yıkıldığı bir yerde bu hamam ve pansiyon neden yıkılmıyor anlamıyorum. 15 bin metrekarelik sit alanının neden tamamında bir çalışma yapılmadı ve alan duvar örülerek sınırlandı anlayamıyorum. Sarıkaya halkı sizi ilçelerine davet ediyor. Lütfen durumu yerinde görün ve öncesini sonrasını araştırın. Sarıkaya'yı çok rahat kalkındırabilecek bir turizm değerimiz hak ettiği ilgiyi görmüyor maalesef. Sayın Bakanım, Yozgat'a yapmak istediğiniz ve projeye aldığınız çok yönlü kültür binası için çok teşekkür ediyorum Yozgatlar halkına adına. Bu kültür binamızın bilebildiğim kadarıyla proje ihalesi bitti ama yapım ihalesi maalesef yapılmadı. Yozgat halkı bu projenin 2023 yılında ihalesinin yapılarak inşaatının başlanmasını özellikle bekliyor. Sayın Bakan, Yozgat acilen bir kültür turizm kenti ilan edilmelidir. Göçün durdurulması için bu bir ezemdir. Yozgat 2002 yılından bugüne kadar 280 bin göç vermiş bir ildir. Onun için göçün durdurulması için bu planın mutlaka yapılması gerekir ve acilen tüm turizm ve kültür kaynakları potansiyeli bir planlamaya alınmalı ve bu işi Sarıkaya'daki Roma Hamamı'yla başlanmalıdır diyorum. Bütçenizin ülkemize ve size hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vakti tasarruflu kullandım. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, değerli bürokratlar, basın emekçileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tabii 2018'de Sayın Bakan olunca sektörde müthiş bir heyecan yarattı. İşi bilen bir bakan gelecek, Türkiye'nin önünü açacak diye umutlarla süslemişti. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2018'de bakana bir zaman tanıdık. Önümüzü bir görelim, nasıl bir hizmet ediyor diye. Üzülerek söylüyorum, geçmiş bakanlıklara haksızlık olmasın. 2003'te ortalama harcama $850'ken 2019 yılında bu rakam $666'a indi. Doğru mu Sayın Bakanım? Gecelik $68'a inerken biz aslında turizmi İspanya ile karşılaştırmamız lazım arkadaşlar. Bizim rakiplerimiz İspanya, bizim rakiplerimiz İtalya, bizim rakiplerimiz Yunanistan olarak rakip de görmüyorum. Şimdi bakalım, ben sabah gerçekten sunumun sonuna kadar dinledim.
değil arkadaşlar. Eğer bir ülkede gençlerin festivali iptal ediliyorsa, eğer bir ülkede farklı düşünen bir sanatçının konseri iptal ediliyorsa, o ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı da ses çıkmıyorsa, o işte vahimdir ve turizmi geliştiremeyiz. Sayın Bakanım, siz gerçekten kendinizi başarılı görüyor musunuz? İlk önce onu soralım. Yaptığımız bu işlerde, 2018, 19, 20, 21 ve 22'ye giriyoruz. 22'ye giriyoruz. Şimdi ben size açıklayayım. En önemli nokta 2020 diyordu Sayın Bakanım. Öve ve işte İspanya önüne geçirdik. Şimdi yapılan ciroya bakıyorum. İspanya'da 34,5 milyar, 31 milyon almış. Türkiye 30 milyon almış, 24 milyar. Yani gecelik İspanya'da 161 dolar, İtalya'da 120 dolar, Yunanistan'da dahi 92 dolar. Bizde kaç para dolar biliyor musunuz arkadaşlar? Gecelik 65 dolar. Ortalama yine İspanya'da 1320 dolar, İtalya'da 934 dolar, Yunanistan'da 811 dolar, Türkiye'de 834 dolar. Sayın Bakanım, siz eğer gerçekte turizmi ilk 2018'de geldiğinde konuştuğunuzda, 2009 bütçesinde konuştuğunda şunu dedim. Hedefimiz 2022'de 50 milyar dolar, 2023'te de 75 milyar dolar diye o genel kurul kürsüsünde bize söz verdim. Şimdi verdiğin sözü tuttunuz mu? Tutmadınız. Değerli arkadaş, Covid bütün ülkelerde var. Bütün ülkelerde var. Sadece Türkiye'de değil. Sorun şurada. Sorun şurada. Bakanım burada. Yurt dışına gittiğinde vatandaşlar şunu soruyor. Bir, orada özgürlük var mı? Orada benim mal ve can güvenliğim var mı? Orada bağımsız yargı var mı? Olsaydı zaten şu an 1500 dolarlık size nitelikli müşteri diyor ya Sayın Bakanım. Doğru söylüyor, ona katılıyorum. Yani 50 milyon getirip 25 milyar dolar ciro yapacağına 25-50 milyon kişiye 50 milyar dolar yaparsa ben sizi takdir ederim. Değerli arkadaşlar, o yüzden ben şuna inanıyorum. Özellikle AK Parti'nin iktidarına turizmin gelişmesi mümkün değildir. Net ve nokta söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bunu gittin yurt dışında ve yurt dışındaki bir işletmecilerine sorarsanız bunu Sayın Bakan dahi anlıyordur. Sayın Bakanım, sizin gerçekte T24'te yine Osman Çetin Songudak söylemişti. O yazınızı okudum. Türkiye'de TÜRSAP diye bir kuruluş var. Siz de oranın üyesisiniz. 14 bin tane ajanta var arkadaşlar. Sizin Tunceli'ye, Elazığ'a, Doğu Karadeniz'e turist taşıyan o ajantalar. Sizi yurt dışında tanıtan da o ajantalar. Ama Sayın Bakanım, sadece 100 tane ajantayla ben iş yaparım. Geri kalanları ajanta olarak görmüyorum dedi. Siz bir ajantacı olarak bunun içine sindiriyor musunuz gerçekten? O ajantalar, şunu söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz iktidara geldik, 6 ay sonra geleceğiz, hiç merak etmeyin. Türkiye'de turizm farklı olacak, ajantaların değeri farklı olacak. 10-20 saniye. Ve siz bu pandemi sürecinde hangi ajantalara katkı sundunuz? Sadece 3 tane ajantaya 30'ar milyon dolar uzun vadeli kredi verdiniz. Peki diğer 14 bin ajantaya ne fırsatlar verdiniz? 12 milyon, 15 milyon, 20 milyon cüra yapan seyahat ajantaları bu ülkeye hizmet etmiyor mu Sayın Bakanım? Hüseyin Bey, teşekkür ederim. Onun için turizm AK Parti iktidarında gelişeceğine inanmıyorum. Bu vesileyle bütçenizde hayırlı olsun. Hayırlı olsun diliyorum. Evet, Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve ilgili kurum kuruluşlar, bağlı kurum kuruluşların çok değerli başkan yöneticileri, temsilcileri, bürokratlarımız, kıymetli bürokratlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, ben her konuşmamda bakanlık bütçesine önce biraz bakıyorum. Şöyle birkaç kelime söylüyorum. Sizin bütçenize de baktım. Gördüğüm yine aynı. Merkez yönetim bütçesi içerisindeki oransal artışınız geçen yıla göre düşük kalmış. %132.2. Merkez yönetim bütçesi 155.3. Şimdi bu bir kenara, ben bakanlığınız dövizle çok iştigal eden bir sektör olduğu için, bakanlığınızın ilgili sektörü, bir de dolar bazında bakayım dedim.
886 milyon lira yaklaşık 886 milyon dolar düzeyinde bir bütçeye sahipsiniz. 2019'daki bütçe ödeneğiniz 971,5 milyar dolarmış. Milyon, özür dilerim. 886 milyon dolar iken bu yıl 2023'te 2019'da 971,5 milyon dolar düzeyindeymiş. Bu açıdan da gittikçe daralan bir bütçeniz olduğu da açık. Tabii siz kitapçığınızda bahsediyorsunuz işte tesis sayısı ve yatak kapasitesi artıştan bahsediyorsunuz. 2002 yılıyla hep karşılaştırılır nedense burada da öyle. 20 yıl içerisinde %136'lık bir kapasite artışı olduğunu söylüyorsunuz yatak kapasitemizde. Yine ben hani dünyada da en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya altıncısı olduğumuzu belirtiyorsunuz. Doğrudur istatistiklere baktığınızda belki. Ama Avrupa'daki konaklama tesis sayılarına baktım. 10. sıradayız. Yani Yunanistan bile bizden daha çok tesis sahibi. 24.513, bizim 21.083, 2022 Ekim sizin kitapçığınızda belirttiğiniz tesis sayısı. Yatak kapasitesine baktığımızda 1.9, onu da söylüyorum biraz sabrederseniz, 1.9 milyon yatak kapasitemiz var. Yunanistan 1.019 milyon yatak kapasitesi açısından düşük. Ama Avrupa'da da 6. sıradayız. Yani örneğin İtalya, efendim Fransa, İngiltere, bakıyorum İspanya, Almanya, hatta bu ülkeler bizim 2 katımız, 3 katımıza varan oranda yatak kapasitesine sahip. Tabii ki onlara erişmek gibi bir gayemiz olabilir, onları geçmek gibi bir gayemiz olabilir. Diliyorum bunu başarırsınız. Ama öyle göründüğü kadar bir toz pembe bir durum yok. Bu Türkiye Turizm Tanıtımı Geliştirme Ajansı TGA'nın bütçesini bir türlü açıklamıyorsunuz Sayın Bakan. Bütçenizden ayrılan bir ödenek var mıdır? Bu ajansın bütçesi nedir? Ne harcanmıştır? Nasıl denetleniyor? Ayrıca seyahat acenteleri de soruyorlar. Biz ülkemize gelen turistin %90'ını biz getiriyoruz. Ama biz bu ajansta hiçbir söz hakkımız yok. Buna da herhalde söyleyecek birkaç cümleniz vardır. Sayın Bakan, ben bir diğer konu da dikkatimi çekti. Arkeolojik kazı ve araştırma sayısı 680 demişsiniz kitapçığınızda. 2022 yılında 90 milyon liralık bir ödenek koymuşsunuz. Peki bu ödenekle basit bir hesap yaptım. Yani bu ödenekle ortalama kazı başına ne kadar gidiyor yaklaşık? 132 bin lira 2022 yılı. Yani 200 milyon lira, bu da 214 bin lira falan geliyor kazı başına. Bir bekçi çalıştırsanız her kazıda ancak onu karşılar bu ödenek. Bu arkeolojik kazı ve araştırmalar üzerindeki bütçenizin yetersiz bırakın yani yok denecek bir bütçe olduğunu gördüğümü de belirtmek istiyorum. Ki Anadolu coğrafyası dünyanın en merkezi arkeolojik anlamda en merkezi konumunda olan bir coğrafya. Şimdi Sayın Bakan, ben genellikle kentimle ilgili konuları pek öne çıkarmam. Burada bakanlık bütçesi, gene ülke genelini ifade etmeye çalışırım. Ama kentime baktığımda birkaç konuda dikkatinizi çekmek istedim. Örneğin Türk Hava Yolları'nın İzmir direkt yurt dışı uçuşlarını arttırması, İzmir'e herhangi bir destinasyondan direkt uçuşunuz bulunmamakta yurt dışında, bu uçuş sayısını arttırmanız talep ediliyor. Büyükşehir Belediye'miz de bunu talep ediyor. Havayolu firmalarıyla yapılan görüşmelerle Büyükşehir Belediye'miz tarafından İzmir'e direkt uçuş gerçekleştiren destinasyon sayısı son 3 yılda 38'den 70'e çıkmış durumda. Bu konuda sizin desteğinizi ve İzmir'e direkt uçuş olan destinasyonları yayınlamakta, İzmir tanıtımının yapılmakta bu anlamda. Desteğinizi bekliyoruz. Bu Türk Hava Yolları'nın da bu bağlantılara katılması konusunda. İzmir İl Halk Kütüphanesi ile ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Bu İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi 2015'ten beri hep kamu yatırım programında olan bir yapım işi.
30 milyon lira 2022 yılı proje tutarı 2022 yılı değeri üzerinden 7 milyon koymuşsunuz, 3 milyon harcanmış bugüne kadar. Ne zaman bitecek? Bunu en kısa sürede bitirmenizi özellikle rica ediyorum. İzmir Eski Tekel Binaları Müze ve Kültür Kompleksi de 370 milyon liralık bir proje. Ödenek 2022 yılda 40 milyon koymuşsunuz. 2023'ün Mart ayında açacağız diyorsunuz. Kitap siz de bahsettiniz. Ne durumdadır? Bu proje tutarının tamamı ödenek olarak ayrıldı mı, bitiyor mu? Bunun aşamasını iletirseniz sevinirim. Sayın Bakanım, gelelim şu Çeşme projesine. Bakın, ben Çeşme projesini açıkçası asla doğru bulmadığımı peşinen söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bunun nedenlerini de sizle paylaşacağım. Bir kere yerelde, kamuoyunda destek bulmadığını söyleyebilirim bu projenin. Ayrıca bakın, projeye karşı daha önce davalar açılmış. Mesela daha önce bir 2005-2008 yılları arasında bu ölçekten daha küçük bir ölçekte, 10.300 hektarlık bir alanda benzer bir proje yapılmak istenmişti. Bunu Danıştay iptal etti. Açılan davalar sonucunda hukuka aykırı buldu ve kesinleşmiş bir yargı kararı var bu konuda. Siz yaklaşık 16.140 hektar alanı kapsayan, yani 22.600 futbol sahası, değerli arkadaşlar, büyüklük olarak bakın 22.600 futbol sahası bir alanı kapsayan, içerisinde ormanlar, meralar, tarım alanları, deniz alanları, hatta denizdeki adaları da kapsayan, kamuya ait alanlardan oluşan bir büyüklükte bir alan. Şimdi bu alanla ilgili bu hatta 2290 hektarı da deniz alanı, sadece kara alanı değil, karayı kapsamıyor sadece. Bu deniz alanında da 5 tane ada var. Ayrıca bu proje alanının 1570 hektarı tarım alanı, 6000 hektar orman alanı, 4547 hektar mera ve çayırlık alanı kapsıyor. 47 kilometre kıyı alanı var. Halen Çeşme Yarımadası'nda halen mevcut yerleşik alanların dışında kalan kamuya ait orman, mera, kıyı, deniz alanlarının tamamını kapsıyor bu Çeşme projesi dediğiniz projeniz. Bu alan turizm statüsü itibariyle birlikte kamuya ait olmaktan çıkacak. İhaleyle bir yatırımcıya devredilecek. Belki 49, belki 99 yılıyla irtifak hakkını devredeceksiniz ve bu yatırımdan belli bir azınlığın faydalanacağı ortada. Kutlu Aktaş Barajı var bu alanda. Barajın koruma havzası var. Yaklaşık %50'si bu koruma havzası alanında, bu turizm alanının içme suyu koruma havzası kapsamında. Akdeniz foku üretim alanları var. 55.740 hektarlık bir alan koruma altında ve kuşlar için önemli bir koruma alanı. Maalesef turizme ve yapılaşmaya açılacak. Yine belli bir azınlığın kullanımına açılacak. Bu proje alanının güney kesimini merkeze almışlar. İzmir Çevre Otoyolu'nu düşünün. Bu otoyolun güneyinde kalan, denize kadar olan kesim ormanlık ve doğa koruma alanı. Ve bu alanın neredeyse tamamı nitelikli doğa koruma alanı. Kıyılarda kıyı villaları, kıyı yapılaşmaları öngörüyorsunuz ama bu kıyılar nitelikli doğal koruma alanı niteliğinde ve doğal sit statüsünde. 2020 Şubat ayında bölge turizm bölgesi olarak belirlendikten sonra hemen peşinden 2021 başında bölgedeki koruma statülerini düşürdünüz. Nitelikli koruma alanları sürdürülebilir koruma alanına çevirdiniz, kategoriyi düşürdünüz. Hazırlattığınız ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu da şöyle bir ifade kullanılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın isteği üzerine bu alanlardaki koruma değerleri değiştirilmiştir. Genellikle bu alanların koruma değeri böyle değiştirilmez, sahip olduğu ekosisteme, habitata göre belirlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın isteğine göre değil. Bu kamuya ait nitelikli doğal sit alanı olan koruma alanı yapılaşmaya açılıyor maalesef. Tabii hukuken de 2020 yılında İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin doğal sit statüsüne yargı kararıyla belirlemiş olması, nitelikli doğal sit alanı olduğunu belirlemiş olması, siz bu kararı 2020'nin 11. ayında kesinleşmiş idarenin bu kararını 2021 başında tanımıyorsunuz. İdari Yargılama Usul Kanunu 28. maddesi gereğince idare farkında değilim Sayın Başkanım. O zaman toparlıyorum. İdare Mahkemesi verdiği karar yönünde işlem tesis etmek durumunda kalıyorsunuz. Bir de yönetmelik çıkardınız. Her şeyden siz sorumlu olacaksınız. Siz ne derseniz o olacak. Usul ve esasları siz belirleyeceksiniz.
Nerede kaldı yerel yönetim? Nerede kaldı İzmir Büyükşehir Belediyesi? Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir söz hakkı olmayacak halkın. Teşekkür ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun. Üyeleri, kıymetli milletvekillerimiz. Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde turizmle ilgili konaklama vergisini 2023 birinci aya ötelendiğini duyurdu. Turizmci gerçekten çok zor günler geçiriyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyor. Turizme tek cephede bakmak doğru değil. Bu konaklama vergisi turizmciye ek bir yük getirecek. Bu konaklama vergisini turizmcinin üzerinde almak lazım. %2 olan konaklama vergisi turizmciye ciddi bir yük getirecek. Eğer bakan turizmciye bugüne kadar bir katkı sağlamamış ama turizmciye yük getirmeye devam etmeye çalıştığı için bu vergiyi de Ocak 2023'te devreye alıyor. Sayın Bakan, eğer samimiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ben kanun teklifi verdim. Bu turizm konaklama vergisinin tamamen yürürlükte kaldırılmasını verdim. Eğer siz samimiyseniz gelin grubunuzla birlikte bakanlıkça bu kanun teklifine destek olun. Turizmci de biraz rahat etsin. Sayın Bakan açıklamalarında 2002'yi baz aldı, 2022'yi baz aldı. Yani 20 sene sonrasını baz aldı ama 44 milyar dolar hedef koymuş, 50 milyon turist hedef konmuş. Bunların gerçek kayıtları nelerdir gerçekten merak ediyorum. Eğer bu hedefleri siz koyduysanız kesin bir şey yok. Bunu TÜİK'in verilerine göre koyduysanız eğer, TÜİK gerçekleri yazmayan, yansıtmayan ama halkın gerçeklerine kaçıp sadece iktidarın istediklerini yazan bir kurumun eğer bunları, bu verileri buna göre verdiyseniz yine gerçek dışı bir veri verdiniz bize. Biz 44 milyar doların ve 50 milyon turisti hangi hesaba, hangi cetvele, hangi verilere göre aldığınızı gerçekten merak ediyorum. Tabii ki bu şöyle, şimdi bakanın yine sunumunda kişi başı gecelik bir turistin harcaması 90 dolara çıktı. 81 dolardan 90 dolara. 9 dolarlık bir harcama daha geliyor fazladan. Bu eğer gerçekse iyi bir şey. Ama bu Sayın Bakan'ın otellerine göre yapan zengin turistlerin harcamalarına göre mi alınmış? Yoksa diğer otellere gelen turistlerin buna hiçbir yansımadığı net bir şekilde ortada. Sayın Bakan, bu hesaplamaları neye göre yaptınız gerçekten merak ediyorum. Bu da mı yine TÜİK verilerine göre alındı? Neye göreyse niye gülüyorsunuz ki? Hesabı cetvelle birlikte bize sunmanız lazımdı. Bu da mı TÜİK verilerine göre alındı? Merak ediyorum, soruyorum. Cevap içinde bekliyorum. Sizin otellerinizdeki zengin turistler sabaha kadar eğlenirken canlı müziklerle, mesela eğlence yerleri, ruhsatlı eğlence yerleri gece saat 1:00'da kapatıldı. Ama sizin otellerinizde eğlence sabaha kadar devam etti. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Onları neden gece saat 1'e kadar izin verildi ve kapatıldı? Buna nasıl bir gerekçe bulacaksınız? Sayın Bakan, sizin turizminizi ben anlıyorum. Siz turizm sadece deniz, kum, güneşe sıkıştırmış ve bu turizmi de Antalya'da, Muğla'da, Bodrum'da kendi otellerinizin olduğu yere göre hesaplıyorsunuz. Ve buradaki yaptığınız hesaplamalara göre de elde bir veri almaya çalışıyorsunuz. Mesela TÜRSAF'ın bugünkü açıklamalarına kulak verdiniz mi? Size bir konuda daha bahsedeyim. Şimdi ben bakana kravatla ilgili bir şey göstereceğim. Kravat gösteriyorum. Bakan gidiyor dava açıyor. Kendisine söylenmeyen bir sözle ilgili neden üzerine aldı, niye dava açtı hala merak ediyorum. Ortaya söylenmiş bir sözdür. Kravatlı çeteler lafı bugün Bodrum'da
beşli çeteden birisi yine sizin verdiğiniz turizm belgesiyle büyük bir alanın peşinde ve doğa katliamı yapacaktır. Bunlar onlara söylenmiş sözlerdir. Sizle alakası yoktur. Son olarak Sayın Başkan 30 saniye. Tek cümle. Dün mecliste kabul edilen cemevleri ve Alevilikle ilgili kabul edilen kanun bugün sizin bakanlığınızın yetkisine geçti. Alevilik bir kültür değildir. Cemevleri bir kültür evi değildir. Sayın Bakan'ın bunu böyle yürütecek mi? İstifa edecek mi? Bunu merak ediyorum ve soruyorum Sayın Bakan. Bir saygıyla selamlıyorum. Turizm gelirleri genel bütçeye katkısını hepimiz biliyoruz. Özellikle turizm bölgelerinde, turizm bölgesi illerde yaz nüfusu, kış nüfusu farklı. Bütçeler kış nüfusuna göre belirleniyor. Yazın ise nüfus 3-4 kat artıyor. Bu nedenle turizm gelirlerinin artmasını düşünüyorsak, hizmetlerin istenilen düzeye getirmesini istiyorsak yaz nüfusuna göre bütçenin belirlenmesine katkı koymalıyız diyorum. Muğla son yıllarda orman arazilerinin, koyların, sahillerin, hazine arazilerinin yerel yönetimlere ve turizm bileşenlerine sorulmadan parsel parsel talan edildiği başak illerin başında geliyor. Ve Muğla her geçen günü Muğla'nın betonlaştığını görüyoruz. Turizm adı altında yapılan kötü uygulamalar sadece Muğla ile sınırlı değil. İktidar süresince çeşitli uygulamalarla restorasyon adı altında birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanları olarak tescillenen milyonlarca yıllık peri bacalarının yol çalışmaları adı altında ranta kurban edilmesi gibi ben istediğim yerden yol açarım anlayışı ile kendini gösteriyor. Turizm, tarihi değerleri, doğal sitler, deniz, kum, güneş, park, orman varsa turizm de var. Aksi takdirde İstanbul'la çevresel ve imar açısından ihanet ediliyor denmişti Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Bu süreç böyle devam ederse bu ihaneti Muğla'da yaşayacaktır diyebiliriz. Diğer bir açıdan 2022 yazında iptal edilen Anadolu Fest etkinliğiyle başlayan festival yasakları, valilik ve kaymakamlıklar tarafından yasaklanan benzer etkinlikler kültürel ve turizm açısından çok önemlidir. Bunları belirleyen bu kültürel faaliyetlerin belirleyicileri de valiler ve kaymakamlar mıdır? Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler arasında müzik yayınına gece yasağı da uygulandı. Uygulanan müzik yayını sonucunda sanatçılar, müzisyenler ekonomik olarak cezalandırılmış oldu. Sayın Bakan, festivallerin bu yasaklamasını konusunda neler düşünüyorsunuz? Seçim bölge Muğla ili Milas ilçesinde Bafa Gölü, Kapıgörü Mahallesi civarında antik döneme ait Yediler Manastırı'nın korunamadığı görülmektedir. Bu tarihi değerin korunacağını söyleyebilir misiniz? Yine Milas Gümüşkesen Anıtı çok önemli bir tarihi eser. Milattan sonra 2. yüzyılda yani 1800 yıl önce Bodrum Halikarnassos'un minyatürü olan olarak Milas'a inşa edilmiş. Bugün ise bu anıtın çevresine siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu anıtın sizinle ve bakan yardımcımızla defalarca yüz yüze de görüştük. Soru önergelerde verildik. 2017 yılında Limak firması sponsorluğunda başlayan bir Milas müze inşaatı fotoğrafta da görüldüğü gibi yapılmaya başlandı. Bunun yanlış olduğunu ben ve Milas kamuoyu defalarca ifade etti. Bu yanlışı sizler de gördünüz ve inşaat durdu. Evet, inşaat aynı zamanda bahçe duvarları bu şekilde kapatıldı. Ziyaretçiye kapatıldı. Herkese kapatıldı. Ve inşaat da durmuş oldu. Ancak
Bu inşaat 5 yıldır bekliyor. Yıkılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararı da var. Yeni arkeolojik müze proje yapımı ile Gümüşkesen Antı çevre düzenlemesi proje ile ilgili mezar antı ve bahse korunu taşınmazın çevresinde can ve mal güvenliği sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini alınarak yıkım işleminin müze müdürlüğü ve röleve ve anıtlar müdürlüğüne denetim yapılmasına uygulama sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin kurulumuza iletmesi diye kararı da var. Bu müze inşaatı ne zaman hassasiyetle anıt mezara zarar verilmeden yıkılacaktır. Bitiriyorum. Ve ziyaretçiye açılacaktır diye soruyorum. Tarihi ve öğren yerlerine ulaşım konusunda yolların ulaşılabilir olmasına destek olacak mısınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçim bölgem Sivas'a dair iki önemli konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar konuşacak mısınız? Konuşalım. Rica ediyorum. Hatip'e söz verdim. Saygı gösterelim birbirimize. Farklı şeyler savunacağız, söyleyeceğiz. Ama saygılı olacağız birbirimize. Tahammül edeceğiz. Buyurun Ulaş Bey. Başkanım, yeniden başlarsın. Yeniden başlatalım. Zamanı tekrar başlatalım. Buyurun lütfen. Sayın Bakan, değerli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçim bölgem Sivas'a dair önemli iki konuya değinmek istiyorum. Birisini size defalarca bahsettim, hiçbir adım atmadınız. Sizin için turizm sadece koyların yağmalanmasına göz yummak anlaşılan, bir kez daha söylüyorum. Sivas'ta Kangal ilçemizin Havuz Köyü sınırları içerisinde bulunan Karaseki mevkisinde yer alan Höyük yerleşim ve nekropolin içerisinde bulunduğu Aslantaş Ören Yeri 1. derece arkeolojik sit alanıdır. Bu bölgede bulunan Geç Hitit tarzındaki kapı aslanı ilk kez 1928 yılında rapor edilmiş, takip eden yıllarda Ankara'ya nakledilmiştir. Coğrafi konumunun Geç Hitit dönemi eserler arasında en kuzeydekilerden biri olması açısından önemlidir. Şimdi bu tarihi sit alanının bulunduğu bölgenin etrafı mühimmat imha alanı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na verilmiştir. Bu bölgede kullanım süresi dolan mühimmatlar patlatılmaktadır. 783 bin kilometrelik ülkemizde başka yer bulunamamış sit alanının ve yerleşim yerlerinin olduğu bölgede bombalar imha edilmektedir. Bölge halkının talebi tarihi eserleri tahrip eden bu uygulamaya bir an önce son verilmesidir. İkinci konu, UNESCO tarafından ülkemizde koruma altına alınan ilk eser olma özelliğini taşıyan Divri Ulu Camisi'nde 2016 yılında restorasyon çalışmaları başlamış, 9 Kasım 2020 tarihinde bitim tarihi olarak açıklanmıştır. Ancak yüklenici firma işten çekilince yine bir belirsizlik oluşmuştur. Sonra ihale yenilenmiştir. İhale işi bırakan firmaya ihale yeniden verilmiştir. Restorasyon süreci bir türlü istenen hızda ilerlemedi ne yazık ki. Tarihe, kültüre, mirasa böyle mi sahip çıkacağız Sayın Bakan? Bu restorasyon çalışması ne zaman bitecektir? Öte yandan Doğu Ekspresi Divri'den geçiyor bildiğiniz gibi. Bu yıl Aralık ayında başlayacak. Ancak geçmiş yıllarda Ankara'dan Kars'a giderken değil de Kars'tan Ankara'ya dönüşte Divri'de duruyor Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi'nin yolcularının büyük kısmı trenle Kars'a gidiyorlar, Kars'tan uçakla geri dönüyorlar. Bu da Divri'nin aslında hak ettiğinden daha az turist çekmesine neden oluyor. Bu konuda hemşehrilerimizin talebi ekspresin gidiş istikameti duraklarına Divri'nin de eklenmesi yönünde. Değerli hazırım, konuşmamın bu bölümünde radyo ve televizyon üst kurulu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Üst kurul üyesi Sayın İlhan Taşçı'nın paylaştığı rakamları aktarayım. 1 Ocak 15 Eylül 2022 tarihleri arasında Halk TV, Tele1, KRT, Fox ve Flash Haber'e 38 ayrı ceza ve 11,5 milyon TL para cezası kesilmiştir. Bu denetimle kamu yararıyla RTÜK'teki izleme dairesiyle açıklanacak durum değil. Burada bir düşmanlık var. Sayın Ebubekir Şahin'in başında bulunduğu kurum muhalif medyaya düşman gibi davranmaktadır. Yandaş kanallarda ölüm listesi açıklayanlara karşı büyütülecek bir şey değil diyen, muhalefete, muhalefet liderlerine küfre varan hakaretler edenlere karşı üç maymunu oynayanlar, sıra muhalif kanallara geldiğinde cezaları üst sınırdan kesmeye çok meraklılar. Daha da detaylı bilgi vermek istiyorum.
Rütük'te, Halk TV'ye, Tele1'e ceza işlem uygulamayan, rapor yazmayan uzman yardımcıları ve uzmanlar orada barındırılmıyor. Öyle mi Sayın Şahin? Kim çatlak ses çıkarırsa strateji daireye sürülüyor. Daha da ileri giderse Diyarbakır'daki bölge müdürlüğüne sürülmekle tehdit ediliyor. Bugün Rütük'ün strateji dairesi boyun eğmemiş memurlarla dolu. Tecrübeli, yetenekli, hakkaniyetli insanları sırf sizin istediklerinizi yapmıyorlar diye pasifize ettiniz. Meslekten soğuttunuz. Bu memurların meslek hayatlarında yaşadıkları mağduriyetin vebali sizin boynunuzdadır. Son olarak Sayın Şahin, önümüzdeki dönemde milletvekilliğine hazırlanıyor sanırım. Kulağımıza böyle duyumlar geliyor. Bununla bizim hiçbir itirazımız olmaz. Böyle bir talebi varsa siyaset bir er meydanıdır, hakem de millettir. Kendisine bir sonraki dönemde muhalefet sıralarında başarılar diliyorum. Ancak şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Sayın Şahin, Rütük'te yaptığınız hukuksuz işlere dokunulmazlık zırhı arıyorsanız çabanız boşunadır. Baştan söyleyelim, bu sansür dönemin muhakemesi elbet yapılacaktır.